Günaydın. Efendim günaydın. Bugünkü menümüzde kuru fasulye, pilav ve cacık var. Gerçekten öyle böyle askeriye yemek yapıyor gibi bir hali yok mu? Böyle koca koca kazanlardan vallahi şöyle. Hijyen. Çünkü buraya çıkarken mikroplardan arınmamız lazım. Evet. O yüzden ben bugün bone taktım. Hastane bonesi. Bu arada Gülşen'e çok teşekkür ediyorum. Gülşen Şener. Gülşen Şener. Beni sağ ol. İki günde ayağa kaldırdı. Muhteşem. Yayını hazırladı. Vallahi teşekkür ediyorum ona. Çocuklar bakalım ne sürpriz olacak. Ay ben göreceğiz. Bayıldım. Sürpriz olsun. Ben bayıldım yani yerini falan. Çok güzel çok olmuş. Çok iyi. Çok güzel. Sırma saçlı ya. Tabii. Tam sırma saçlı. Saçlarımı uzatacağım balkonda. Hayırlı Ebru, bir pazartesi olsun. Ebru. Evet canım. Yılanlık ne ya? Sabah sabah. Hayatım. Neydi kızın adı? Kim taktı bunu? Serenay. Serenay. Sen bir haddini bil. Şahmaransa şahmaran. Yılanlıksa yılanlık. Yılanlık. Kaç? Bu dünyanın en önemli takı tasarımcılarının markalarının başında gelen. Evet. Emin ederim evde unutmuştum. Takacak yerim yoktu. Evde unutmuştum. Çocuğu okula götürürken takamazsın. Evet. Nereye takacaksın? Artık takacak yerim var hayatım. Bizim seyircimiz. Her hafta birimiz taksın. Yılanlık. Her hafta kim hafta en yılansın bunu o takacak. Bizim seyircimiz kadının ne giydiğine. Kadının ne yaptığına, önemli. Ne takı taktığına çok önem veren bir seyirci ve çok klas bir seyirci. Senin sesin mi kısık? Biraz bir ya da ödüm mü kopmuşsa. Korkmuştur, ölüm korkusu var. Sus. Kaç kere beni aradılar, öldün mü ölmedin mi diye de hadi bugün de çıkardık yayını. Efendim çok güzel bir hafta diliyoruz. Muhteşem bir program sizleri ve bizleri bekliyor. Evet. Birazdan... Bahar Candan bizlerle olacak. İnanılmaz evet. Olay. Radikal bir karar verdi. Bu kararın sebebini soracağız. Tabii evet. Soracağımız çok şey var. Radikal karar derken aslında Bircan namaza kendi, başladı. Evet, kendisi için. Dini inançlarını daha iyi yerine getirmeye çalışıyor. Ama bakalım neden böyle bu bir karar verdi? Bu kararı nasıl aldı? Ne yaşadı? Bu geçişin, bu sert geçişin ne sağladı? Nedeni ne? Hepsini ve daha fazlasını soracağız. Bizim turumuz hazırmış. Hızlı. Turlayalım. Bir turlayalım. Benim adım Arto Dalga. İletişim adreslerimizi verelim. Sormak istediklerinizi yazın bize. Evet. Ebru'cum. Ben Şahmaran Ebru Şancı Öztürk. Bircan Bali. Sondaki iki tane. Efendim WhatsApp ihbar numaramı 0552-770-0623. Söylemezsem olmaz official'dan da. Güzel yorumlarınızı alırız. Güzel bir pazartesi olsun. Çok güzel olsun. Evet. Aynen. Çünkü çok güzel haberlerimiz var. Buyursunlar. Ünlüler dünyasında neler oluyor? Magazin aleminin en sıcak gelişmeleri karşınıza gelecek. Programımızda yeni bir aşk hayalken açtığını duyurduğumuz güzel oyuncu Nurfet Tahoğlu kızını Küçük Prens oyununa getirmiş. Bu soruların gelmesi üzerine kızını işaret ederek konuşmak istemedim. En son hakkınızda da bir haberler çıkmıştı. Onlarla ilgili. Evet. Üstü kapalı çok sorayım teşekkür dedim. Ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Kızı Leyla ile oyunu seyretmeye gelen Seda Bakan görüntülendi. Leyla pek utangaç. Sevmiyor çok kameraları doğal olarak. De büyüyünce de... Hiç açmıyor bizi ama şahitlesine hiç çekmemiş. Evet çekmiş ama işte gizli gizli yavaş yavaş açılacak diye düşünüyorum. Kardeşlerim. Çok iyi. Evet. Peki çok zorlamayalım biz sizi Leyla Hanım. Evet o dedeye. Dedeye benziyor. Kendisi çok meraklıyız, bekliyoruz. Erkan Kolçak Köstendil de oğlu Marsel'i getirmiş. O da tıpkı Leyla gibi istemiyor konuşmayı. Gel seni de alalım. Konuşalım mı Küçük Prens sevgili? Tamam, teşekkür ederim. Ekranları pek sevmiyorum. Şimdilerde biraz kafa tatili yapıyormuş oyuncu. O yüzden böyle bir yaklaşık 2 aydır, 2,5 aydır oyun dışında tatilde keyfini çıkartıyorum. Bülent Şakra geldiğimizde geçtiğimiz günlerde eşi Ceyda Düvenci ile çıkan boşanma haberlerine komik bir cevap veriyor. Abi yok ya öyle bir şey yok ya boşversin. Abi fotoğraflık bir durum yok. Instagram'da fotoğraf paylaşmıyoruz diye boşanıyor haberi yapılır mı? O yüzden. Ya Allah aşkına bir yapmayın. Biz de şaşırdık okuyacağız. Çocuk ortada sarışın. Saçma sapan işler ne olursun. Nazarlık. Yalı Çapkını dizisinin çapkını Mert Ramazan Demir ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo sosyal medyada birbirine benzetildi. İkili sizce birbirine benziyor mu? Elbette ikilinin benzetilmesindeki asıl sebep kaşları. Mert Ramazan Demir'in aylık kazancı da olay oldu. Diziden aylık 350 bin TL'yi cebine koyan Mert Ramazan Demir ek gelirleriyle birlikte toplamda 450 bin TL kazanıyor. Röportajı kestim. Televizyon kanalı röportajı. Ay çok pardon tanıyorum.
Ya saçmalama burasını ya. Gerileyim Adın'ın aşk iddialarına karıştığı ancak hep yalanladığı Afra Saraçoğlu'na. Saraçoğlu ve Demir bir mekanda eğlenmeye gitmiş. Ortaya da bu görüntüler çıkmış. Saraçoğlu'nun Aldatıldık şarkısına eşlik etmesi eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na gönderme olarak yorumlandı. Neler öğrettiler? Yöntem aşkı Memnu'yu anlattı. Tecrübeli oyuncu yıllar geçse de hala izlenmeye devam eden dizide canlandırdığı karakterin aldatılan bir eş olarak anılmasına tepki gösterdi. Aldanan değil aldatan suçludur. Aldatılan adama üzülerek bakmak kadar yanlış bir şey yok. Aldatılan adam ezikliği, boynuzlu gibi çirkin söylemler, toplumun yarattığı çok kendine güvensiz laflar. Böyle kutlamamak gerekiyor. Her kim ne yaparsa kendine yapar. Kendini aldatır aldatan. Camdaki kıza ceza kapıda. Rütük Başkanı açıkladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla camdaki kız yapımcılarının uyarıları dikkate almadığını belirtti. Ebubekir Şahin camdaki kızın daha yakından takip edileceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde gıda zehirlenmesi geçiren Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumunun iyi oldu ve yakında seti çıkacağı kaydedildi. Fotoğraf çekemedim. Bir daha çekeyim, tamam. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'le Melis Ketenci evlendi. Düğünden geriye bu renkli görüntüler kaldı. Kendi özgür iradenle Sayın Melis Ketenci hanımefendiye eş olarak kabul ediyor musun? Perihan Savaş yaptığı konuşmayla duygulandırdı. Birbirinizi seviyorsunuz biliyorum. Birbirinize saygı duyun. Birbirinize sahip çıkın. Allah'ım sizi korusun. Al kızı. Hoş geldin ailemize. 1995 yılında vefat eden eski eşi Yılmaz Zafer için keşke o da burada olsaydı sözlerini kullandı. Yani hüzün evlenmelerinden dolayı değil, keşke Savaş'ın babası da olsaydı diye bir hüzünüm var. Evet. Ama her şey çok güzel, çok mutlu olsunlar. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız, geldiniz. Sağ olun. Birbirlerini sevecekler, saygı gösterecekler. Geçtiğimiz yıllarda dünya evine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli de ikiliyi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Benim üstümde bir şey yok, ben hemen biniyorum arabaya, kusura bakmayın. Biz de aynı şeyi diliyoruz kendimiz için, o yüzden. Daha tecrübelisiniz aslında zamana bakınca. Aslında çok da değil ama yani evet, birazcık daha var. Şimdi Maaş Partisi de çıktı, son böyle yeni remixiyle birlikte bayağı da beğenildi. Güzel, umarım böyle gider, aynı şekilde devam ederiz. Burcu Esmer Soy 2023'e hızlı giriş yaptı. Kazancıyla dudak uçuklattı. Sosyal medya gelirleriyle aylık 1 milyon TL kazandığı söylenen Esmer Soy 2023'e hızlı bir giriş yaptı. Güzel sonucu global bir markayla işbirliği yapmak için tam 8 milyon TL aldı. Yani varsa neden göstermeyeyim biliyorsunuz. Her sohbette böyle bir lafı mutlaka söylüyorum. Varsa gösteriyoruz evet. Shakira ve Gerard Pique ayrılığı konuşulmaya devam ediyor. Her gün yeni bir skandal iddia ortaya atılıyor. İddialara göre Pique evli olduğu dönemde eşi Shakira'yı evlerinde 14 farklı kadınla aldatmış. Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan sevenlerini korkuttu. Şimdilerde empati programının sunuculuğunu yapan Taylan bugün koroner bypass ameliyatı olmak için ameliyat masasına yatacak. Zorlukları var ama işte mutlu çalışıyoruz. Evet. Şef Danilo Zana çakma peynirle yakalandı. İtalyanları çok kızdırdı. İtalyan yemek savaşçısı olarak bilinen Alessandro Sciatti, yarı fiyatına satılan çakma peynir kullanan Şef Danilo Zana'ya tepki gösterip onu sosyal medyada ifşa etti. Danilo Zana İtalyanları çok kızdırdı. Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç'ın çirkin ithamlarına maruz kalmıştı. Astrolog Aygül Aydın isyan etti. Ender Saraç'la kitabımızın tanıtımı için ödül törenine katıldım. 15 yıllık bir evliliği olan bir çocuk annesi biriyim. Normal bir aile hayatım var. Sonuç itibariyle kendi kadınlık gururu varsa başka bir kadının itibarına suikast yaparak bunu kazanamaz. Bana tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı.
dedikodular çıktı ve bana ithamlar da bulunuldu. MasterChef Türkiye ekibinde şoke eden ayrılık. Acun Ilıcalı, Mehmet Yalçınkaya'nın yerine öyle bir ismi düşünüyor ki olay olacak. Ilıcalı'nın Mehmet Yalçınkaya'nın yerine Ömür Akkor'a teklifte bulunmayı düşündüğü öne sürüldü. Sibel Can sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine müjdeyi verdi. Avrupa turnesine başlayacağını duyuran Sibel Can, 8 farklı yerde birbirinden güzel konserler için buluşmaya hazır mısınız sözlerini kullandı. Ünlü şarkıcının hayranları paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Karnesini ben aldım, o da benden aldı. Sosyal medya aktif olarak kullanan Ece Erken, oğlu Emin'in karne sevincini paylaştı. Oğlunun hasta olduğunu ifade eden Erken, paylaştığı videoya şu notu düştü. Emin'in dün ateşi çıktı, şu an iyi ama öksürüyor. Karnesini ben aldım, o da benden aldı. Hepsi çok iyi. Tüm karne alan çocuklarımızın gözlerinden öperim. Aileleriyle mutlu tatilleri olsun. Hep sağlıklı, hep iyi olsunlar. Her şey onlar için. Ezgi Mola önceki gece katıldığı davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu yüz felci geçiren annesi Cale Erkan'ın 160 bin TL'lik estetik davası hakkında konuştu. Dava devam ediyor. Bir şey söylemek olmaz şimdi. Dava sonuçlandı gibi haberler çıktı ama yok öyle bir şey. Çünkü kesinleşen bir durum yok daha. Şeyma Subaşı ve Mido'nun aşk yuvaları satılıyor. 282 milyon TL'ye alıcı aranıyor. Evlenmeye hazırlık yapan Şeyma Subaşı ve Mido, Miami'deki evlerini satışa çıkardı. Mısırlı milyarder lüks malikanesi için 15 milyon dolar, yani yaklaşık 282 milyon TL para talep ediyor. Emina Yahoviç aradığı aşkı genç futbolcuda mı buldu? Aşk kokusu var. Cengiz Ünder'den Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Yahoviç'e yakın markaj. Futbolcu Ünder, Sandal'ın eski eşi Yahoviç'i yakın markaj aldı. İddialara göre ikili Instagram üzerinden takipleşmeye başladı. İddialara göre birbirlerine hediyeler bile yollamışlar. Kavgaları bir türlü bitmiyor. İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza'nın bitmeyen kavgası. Aşkları yılan hikayesine dönen ve bir dargın bir barışık ilişkilerini devam ettiren İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza'nın sokak ortasında birbirine girdiği iddia edildi. İbrahim Kutluay eski eşi Demet Şener'le aynı mekanda pişti oldu. Demet Şener iddialara göre sinir krizi geçirdi. Takvim gazetesinin yaptığı habere göre Şener'in sevgilisi Tolga Arman'la oturduğu mekana İbrahim Kutluay'ın oğulları Ömer'le birlikte gelmesinden sonra eski eş Demet Şener rahatsızlandı ve mekanı apar topar terk etti. Şevval Şahin'e pahalı tatil jesti. Şevval Şahin'le barışan Murat Kazancıoğlu kesenin ağzını açtı. Şahin'le geçtiğimiz günlerde barışan Murat Kazancıoğlu biricik aşkıyla Phuket'e tatile gitti. Kazancıoğlu'nun cebinden 250 bin TL çıktı. Güzel oyuncu Dilan Çiçekdeniz ev halini paylaştı, moonwalk yaptı. Ameliyat öncesi hayranlarını bilgilendirdi. Ünlü sanatçı Sofia Solman ameliyat olmadan önce hayat arkadaşı Faik Öztürk ve Profesör Doktor Çağatay Çifter'le video çekerek hayranlarını bilgilendirdi. Sofia Solman şimdi ameliyata gidiyorum. Son dakika bilgisi efendim. Ben Amerika CNN BBC'den Faik Öztürk, kameraman arkadaşım Jülya ile beraber Sofia Solman ameliyata buyurdu. Soyman ameliyat sonrasında bir paylaşım daha yaparak hayranlarının yüreğine su serpti. Ünlü isimlere yapılan Kısmetse Olur montajlarına bir yenisi daha eklendi. Ediz Kısmetse olarak katılsa tanıtımı nasıl olurdu? Ünlü
şarkıcı Doğuş'un Sokak filminin tanıtımı yayınlandı. Aksiyon sahnesiyle dolu film şimdiden merak konusu oldu. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli ve dünürü Sinan Şefkatli ile kahvaltıda bir araya geldi. Aile kahvaltı sonrası objektife birlikte mutluluk pozu verdi. İbrahim Tatlıses'ten Kudüs ziyareti. Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Tatlıses tüm sevenlerine zeytin dalı uzatıp herkese barış dileğinde bulundu. ABD'li şarkıcıdan Dom Kurşunu. Zamanında Michael Jackson ve daha nice ünlü şarkıcının vokalistini yapan Amerikalı şarkıcı Della Mills, aşık Mahsuni Şerif'in Dom Kurşunu şarkısını seslendirdi. İbrahim Tatlıses acaba bu yorumu nasıl buldu? Beğenmiş midir? Evet, şimdi bana birçoğundan gözüm... daha güzel söylüyor. Ya bu şarkı zaten çok viral oldu ya. Peki şimdi nereden dostumuz? Yine ben ve saç krizim. Eski dostumuz. Eski dostum. Tanır mısın? Tanımaz mı? Ay canım benim. Sonra anlatırım. Anlat. Şimdi magazin turuna Afra Sarıçoğlu ile başlayalım. Afra Sarıçoğlu ağız dolusu şarkılar söylüyor. Aldatıldık, ya, aldatıldık. Pes, böyle değil. Pes değil mi yani? Pes dedim yani. Yani niye pes dedin? Sen sana göre sence demiştim. O zaman... Bana göre de o zaman gerçekten aldatan Mert Yazıcıoğlu. O neydi kızın adı? Hafsa Hanım. Hafsa hala. Ay şu kızın üstüne gitmeyin. Vallahi hayır. Fisal'ın kızı ya. Vallahi yok ya. Sanmıyorum ben. Biri birini boynuzladı o kesin. İşte ama kim, hayır kimi bu pişkinliği olmaz. O zaman ne olacak? Yani ya, biz normalde şey, bunun hani... Sen kaç yaşında şimdi Afra en fazla 22-24 falan değil mi? Falan. Ya da 25. Hayatım sen haftada 100-150 bin, 200 bin, 500 bin kazanmayı biliyorsan çocuk değilsin hayatım. Geçeceksin bu işleri. Hayır çocuk. Geçeceksin bu işleri. Çocuk demiyorum. Yani daha onlara komik komedi geliyor bu aşk. Yani ciddi bir şey yok o kadar ortada yani. Eğleniyor anladınız mı? Sen de haftada 500 kazansan sen valla helikopterle aldatıldık diye gezi verirsin İstanbul semalarında. Ben fazlasaya çaldırtırım. Bak. Aldatıldık al çocuğum derim. Şimdi ayıp adam. Bu çok ayrılık arifesinde bir ayrılıktan hemen sonra olduğu için insanlar ister istemez de ki ne demek istiyor? Bir gönderme mi yapıyor acaba? Hadi yazıyorum. Kendisine? Yazı soralım. Sizce Afra mı aldatmıştır? Mecazi anlamda illaki demiyoruz ama aldatan Afra mıdır yoksa Mert Yazıcıoğlu mudur? Arto Dalga'ya direkt yazabilirsiniz. C, Zort ikisi de. Sence ikisi de değil mi? Ben kimsenin kimseyi aldattığını düşünmüyorum ya. Vallahi düşünmüyorum. İlişkinin ömrü mü bu kadar sizce? Bir daha sorar mısın? Dedim ki ilişkinin ömrü mü bu kadar? Bence kim aldatmıştı ben diye sordum. Ben size şöyle söyleyeyim. Geçen Afra hafta mıdır? Afra ile alakalı bilgi verdiğinde sen Afra'nın kişiliğiyle alakalı bir takım analizler evet. Yapmaya çalıştım. Aslında Afra çok iyi bir oyuncu. Zaten minnettarız seyircimize falan gibi bir nasıl? Kız süper. Ya. Çok uyanık. Çok. Aşırı uyanık aynı yani. Aynı fikirdeyim. Yani o yüzden bence yani ritim bozulmuş olabilir. Afra ile Mert, Ramazan Mert'in yakınlaşmasından doğan haberler aynen. Tatsızlaştırmış olabilir. Bu arada Mert Yazıcıoğlu'nun ben son derece, ben ne gördüm? Kendi kendine söylerken başka şey geliyor değil mi aklına? Pat doğum diye. Doğum günü var ya doğum günü o elini tuttu. Evet. O fotoğrafın gerçi videonun öncesini gördüm. İlk pastayı zaten sevgilisiyle aynı mekanda sevgilisiyle öpüşerek koklaşarak üflüyor. Hmm. O ikinci ekip pastası. Ama işte. Ya şöhret basamakları. Ama çok kötü çıktı işte bu sefer. Demek ki bazı şeyleri vermek lazım. Kendi cümlemi iki kere de çürüttüm. Başka bir şey söyleyecektim. Evet. Mert'in çok sakin bir karakter olmuş. Tam tersi yani Afra'ya hani bunu yapma şu öyle samimi olma falan filan. Hayır bir şey değil mi? Buradan giden ilişkiden giden Mert Yazıcıoğlu. Öyle mi diyor? Kesinlikle. Belki. Ama Afra'nın attitude'undan, davranışlarından dolayı. Başka şimdi, bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Şöhret basamaklarından çıkınca çünkü huy değiştirmiş aynen olabilir. Aynen öyle. Şu anda evet, yaşayamadığı inanılmaz büyük bir starlık peki, yaşıyor. Peki sizce merdivenlerden yükselen bir oyuncu, erkek veya kadın, sevgilisi olması ekstra bagaj mı sizce? Ya güzel bir soru. Bazen besleyici, bazen ekstra bagaj. Burada Mert Yazıcıoğlu ekstra bagajlıydı. Bilakis Mert Ramazan'la yaklaşması, Mert Yazıcıoğlu'nun ne diyeceği, Mert Yazıcıoğlu'nun Hafsa'yla yakınlaşıp yakınlaşmadı. Yani çok daha fazla aslında elinde materyal İkisinin olarak. Kariyerine artık zarar verecekti bu ilişki. Hı-hı. Çünkü hep Mert böyle konumuna çocuğu sokmaya başladı boynuzlu medya. Gibi.
mecazi anlamda. Yani şey gibi, çocuk hep böyle ikinci planda, istenmeyen, işte ekstra bagaj. Parazit. Çocuk bu kadar iyi bir oyuncunun bu hale gelmemesi için bence artık yakınları ya da menajer ya da kendisi dedi ki ben artık buradan soruyorum. Gidiyorum. Mert Yazıcıoğlu olsaydınız siz de aynı şeyi yapar mıydınız? Kariyerime zarar verdiğini düşündüğüm şey yapardım. Kesinlikle daha çok gençler yani. Yok ya, ben seviyorsam yapamam ya. İşte o yüzden honestly yani aslında yapmak lazım. Evet ama ben eğer söz konusu kariyerinse bırakmak gitmeyi bileceksin. Söz konusu bir dakika, kariyer mi aşk mı? Kariyer. Erkek çalışır, kariyer. Eğer ben sen evlenirken kariyerinden mi? Yavrum ben evlendim de 35'tim. 25'te gidip bu kadar iyi bir oyuncu değildim ki. Doğru, ben 35 söylüyor. Yaşındaydım yani. Ben Allah bir şükür ki Allah karşıma alpaslanı çıkarttı. Ama sen benimle aynı kıyas etmeyeceksin. Bunlar da hayatının bağrında. Türkiye'nin en iyi oyuncuları olmaya aday Fresh insanlar. Yapıyorlar. Evet. O yüzden 25 yaşındasın. Hayır, belki tek başına da çok daha iyi yürüyebilirdin. Ben kendi kızlarıma da derdim. Kariyeri seç. Bu arada bir şey soracağım. Ay, belki sen tam kariyeri... Kendall Jenner, Keşi, Kim Kardashian anası gibi bir şey olacak benden. Hayır, belki sen kariyeri seçmezdin ama kariyeri seç diye şey verebilirdin. Yok, ben de o yaşlarımda kariyeri seçerdim. Öyle net mi? Hiç. Ya onun için yani hiç net. Hadi ya. Bak, para mı peki, aşk mı demiyorum. Kariyer mi aşk mı ama dersen. Ama kariyer zaten para getirdiğini bildiğin için akıllı. Yani o yaşlarda ben kariyeri seçerdim sen? Yani. Ben hep aşk mal gibi. Sen aşkı seçiyorsun ama bu arada o parayı da bir şekilde kendim kazanıyorsun. Kendim paramı kazanıyorum. Hayır aferin, hayır. Mesela bak, bunu etkilemiyor bu. Her şekilde bak, ne kadar güzel bana aşkla işimi yaşasa, bırakmamı teklif evlense eden, de ilişkilerim de oldu. Sen de çok iyi biliyorsun. Neredeyse şehir değiştirelim. Ya hadi ya. Ama iyi ki değiştirmemişsin gördüğün hayır, gibi. Hayır tabii ki yani hiçbir zaman değiştirmem. Yani. Şimdi Emine Yalçın'ın aşkına geçelim. Cengiz Ünder. Ünlü bir futbolcu. Milli futbolcumuz. Evet, çok başarılı Cengiz bir futbolcu. Cengiz Ünder. Emine Yalçın'la ilişkisi... olabilir mi? Şu anda nerede şey yaş yapıyor? Yaş farkı vardır ama bilmiyorum. Artık yaş farkı eskisi gibi hiçbir zaman önemli sorun değil. Yaşını evet gösteren bir kadın değil zaten. Ama çocuk çok küçük görünüyor ya. Çocuk zaten güzel gözükmeyen. 93'tü falandır. 93-94'lü olduğunu düşünüyorum. 93'ten bence daha çok ya. Cengiz Ünder. 93-94-95'li olduğunu Cengiz düşünüyorum. Cengiz 25 yaşında daha. Daha da 1997'li. 97. Bu çok Temmuz. Küçük ya. Emine kaç? O da 81 ya da 82'li olması lazım. Yanlış mı biliyorum? Bu galiba son 2021'de Marsilya'da. Sonra bir Roma'ya mı gitti? Sonra Marsilya'ya mı geçti? Ay takip etmiyorum önce ki. Önce Roma zaten. İlk Roma'yla bir yükselişe geçmişti. Sonra bir İngiltere'ye mi gitti? Evet. Bravo, Leicester City'ye gitti. Çocuk öyle mi? Evet tabii tabii. Hayır. Futbolcu olarak çok iyi ama kariyerinde yükseliş değil, iniş var. Öyle mi? Tabii. Leicester City ince. Cengiz sonra... daha önce de Aleyna'yla yakalanmadı mı teknede? Olimpik Marsilya. Bu mu? Tabii, Survivor'da Aleyna'yla teknede görüntü veren Survivor Cengiz. Survivor Aleyna. Evet. Kalaycıoğlu. Evet. Sinan. Aynen Cengiz. Aa. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorum tabii. Doğru doğru hatırlıyorsun. Hı-hı. Sen o şahmeranı takınca bir kendini beynin... Bir şey yılanlık çöktü. Emine. Ya daha çocuk 97'li. O günde 10 kişiye yazıyordur. Selam, SLM Nebere, SLM Nebere. SLM Nebere ama Emine o kadar iddiasız değil. Emine 82'li 41 bak, yaşında. Evet. 25-41. Ama pardon ya, şu 41-50-71 olsa ne olur? Yok yok, senin aynı fikirdeyim de. Kadın. Her önüne gelene SLM Nebere yazan adama da Emine tam olmaz diyor. Bilmiyoruz canım, bu benim iddia. Ama ben genelde öyle olduğunu düşünüyorum. Daha 97'li yani. Beğendiklerine yazıyordur diye. Ama bu arada deminkinde farkı var. Tabii ki bu resim daha olgun bir resim. Daha büyük bir resim Cengiz'in. Sen deminki gördüğün resimle de kırmızı kıyaslıyorsun. Işte bizim formayla. Evet, inanılmaz bir aşk olabilir. Birisi futbolcu, birisi zaten biliyorsun abisi de basketbolcu. Dolayısıyla de spor camiasıyla çok uzak değil. Ya bu Emine'yi çok beğeniyorum. Evet, Emine'nin mutlu olmasını çok istiyorum. Kesinlikle. Emine sessiz sedasız evliliğini bitirirken, aslında gözyaşlarıyla bitirirken hiç ortalığa dökülmedi. Tek problem 10 yıl. Tek problem sanki Mustafa'nın çocuklarıyla biraz alakasız olması. Tek sorunu oldu. Hep bundan bahsetti zaten. Zaten bir anne olarak da evlatlarıyla alaka istemesi, evlatlarının tarafından alakalı olmasını istemesi çok normal. Çok normal. Ama Mustafa tabii ki Melis süt şurubun çocuklarıyla fotoğraf koymayı tercih ediyor. İşte bu da bu insanı rahatsız eder. Tabii bu da bizim eleştirmemizi zaten neden oldu. Ha, tabii ne güzel ama başkasının çocuğuna da bu kadar iyi ve güzel davranıyor olması da çok hoş bir şey bunun haricinde. Ama aynı ilgi kendi çocuklarına da tabii bu yine bir iddia vermemiş olması üzücü tabii ki. Peki devam edelim. Başka bir konuyu konuşacağız? Konuşalım. Safiye Soyman'a mail Saadettin son.
Güzel. Çok kısa. Olmadı. Peki Safiye ablamıza bir geçmiş olsun diyelim. Ben Faik abi mesaj attı. Ben çok şey geçmiş olsun çıktı, diye. Konuşamıyordu. Ben ameliyattan çıkar çıkmaz aramışım. Safra kesesi ameliyatı. Değil mi? Safra olurken acaba bir şeyler daha yaptırmış olabilir yani mi? Yani inşallah yaptırmıştır. Ben öyle narkoz yedikten sonra her şeyi yaptırmadan yana. Efendim ben hazır bayılmışım. Aynen. Seda da oradaydıysa kesin siz iki de şurayı yapın, iki de burayı yapın demişler. Ama fiziksel yüzünde bir şey yapılmadığı belli Artur'cum. Bak hemen ameliyat evet. Sonrası. Aşkım bir, ya. Ameliyat sonrası hemen bir video çekti sevdiklerini. Allah ona, Allah ona şifa versin. Niye en çok seviyorum ben Safiye'yi? O oğluna... Melek anne. Evet. Yani o oğluna nasıl güzel bakıyor. Melek anne. Evet. Harun onun kıymetlisi. Canım benim ya. O yüzden de Safiye çok özel benim için. Yani o yüzden hiç kırmak Safiye? İstemem yok, hiç yani. Hiç tanışmadık. Ama belli çok pozitif bir kadın olduğu belli. O kadar. Yani karı koca yani. Belli. Bir bebek yani. Biliyor musun? Özel, dünya güzeli bir belli kadın. Ama. O özel çok aşkına öyle güzel bakıyor ki çok geçmiş olsun ona. Peki MasterChef'te enteresan bir değişiklik görünüyor. Dedikodulara göre Şef Mehmet Yalçınkaya gidiyor. Sen geliyormuşsun yerine. Ne diyorsun? Evet onun için bugün. Çünkü benim ne kadar güzel yemek yaptığımı arkadaşlarımız bilir. Yediğini mi yaptığını mı? Yani olsun yediğini diyemedim utandım. Yaptığımı dedim. Ay geçen gün yani gerçekten Bilal'in çorbasının yarısını yedi. Bak çorbanın yarısını yedi. Bilal'in yolundayken. Sonra dedik ay zaten şık yerlerde çorba yarım tabak gelir çok doldurmuş. Peki Bilal de böyle niye içmiyorsun? Ben dedim çorba sevmiyorum. Yarısını içmiş. Halbuki çorbanın yarısını içtim haberi bile yok. Peki Şef Mehmet Yalçınkaya biliyorsunuz oranın lokomotifisinden evet, bir tanesinde. Doğru. Tatlı sert bir çok tavrı eleştirdiğimiz, vardı. Eleştirdiğimiz çok zaman sevdiğimiz. Zaman ama çok da sevdiğimiz hareketlerini sevdiğimiz bir şefti. Yerine Star. Şimdi başka bir şef geliyor. Ben böyle Ömür Akkor. Doyan adamlardan çok hoşlanıyorum. Doyan. Ha gidiyor. Evet abi. Gitmesini ama biliyor. Bence yönetimle alakalı bir şey oldu orada. Allah Allah. Bence öyle. Bir açıklamasına bakacağız tabii. Acun ve yönetim. Gerçi yönetim bu aralar çok hata yapıyor. Da bana göre. Ama ben onların bırakma tasarrufunda olduğunu düşünmüyorum. Bayağıdır bir sorunlar var MasterChef'te. O zaman o da çok havalı olduysa. Mehmet Şef mi yok be? O zaman ya ne o da hava deyince şey ne ya olabilir? Somer. Ne olabilir o zaman? Korumalarla gezen değil mi? İşte tamam ne olabilir o zaman? Yok havalı da olabilir bu arada. Yani benim dışarıda havalı olmam burayı ne etkiler ya? Hayır yani şey diyorum bana bir şey göster neden? Yok orada teknik açıdan bir sıkıntı olmuştu. Şöyle ekibi bozacak ya da yönetimi bozacak bir şey bir sürtüşme yaşandıysa bence ondan. Ben Danilo ile arasında birinin sıkıntısı olduğunu. Ben ne yönetimler biliyorum yönetimler dayanıyor vallahi. Yani reyting için ya da bir şey için ya da bir söz verdikleri için bazı şeylere dayanıyorlar. Bu arada, dayanıyorlar. Bu sefer de programa zarar veriyor. Var. Mehmet Şef'in gerçekten reytingi aynen, var. Aynen evet. Tabii. Bu arada reytingi yani... Çok ciddi bir kan kaybedecek MasterChef'te Mehmet Şef giderse. Ömür Şef'i de inşallah tabii olursa başarılar dileyelim ama bilemedim ben. Ben çok da aşina da değilim. Televizyon herkese de nasip olacak bir şey değil. Değil. Hani biraz önce bir şey konuştuk. Sosyal medyada çok iyi. Milyonlara sürüklüyor fenomen. Televizyonda... Konuşamıyor. Çok isim var öyle televizyon popüsü olan. Bir tane örnek vereyim o zaman. Kenan Doğulu çok iyi bir sanatçı. Televizyonda jüri yaptılar. Sana başka bir şey diyeyim. Türkan Şoray. Evet. Türkiye'nin gelmiş geçmiş belki dünyanın Sophia Loren'i, Ava Gardner'ı belki kimi ise kimi ama konuşmaya gelince canlı çok heyecanlanan çok titreyen. Bir Nur Kaya. Yani. Asla konuşamaz. Evet. Muhteşem bir oyuncudur. Evet, asla yani. Konuşamaz. İşte o çok ayrı yani bir çok, televizyon böyle karakteri olmak Tarkan, başka bir şey. Tarkan da zaten herhalde bence tasarrufu değil ama televizyona yakışıyor. Hayır yakışıyor mu konuşmuyor, farkındaysan. Evet, çok konuşamıyorsan. Ya televizyon herkesin kotaracağı bir şey değil. Mehmet Şef bunu çok iyi yapmıştı. Çok. Ama maalesef olmadı. Şu boy devrilesici belki daha büyük bir paraya belki de sosyal internete geçiyor olabilir. Olabilir. Mehmet Şef'in biliyorsun çok da güzel çocuklar, bir restoranı biliyorsunuz, var. Çocuklar biliyorsunuz YouTube'dan kazanılan para bazen yüzlerce bin doları aşıyor. Tamam kitleni de bağlı. Yani, evet. Tabii kitleye de bağlı. İzlenme tasarrufu da tabii çok ki. Önemli. Şimdi şu boyu devrilesince Pike'yi konuşalım. Onun amel defteri kapanmadı mı daha kız? Bir şey söyleyeyim mi? Daha doğru yeni açtık defteri. Amel ama defteri amel defteri başladı. Shakira tarafından kapandı. 14 mü? Kaç kadınla 14 aldı? Farklı kadınla aynı evde. Toplamda 50 aldı. Çetere var. Tuttuk ya. Çeteresi var. Ay boyu devrilesici gerçekten. Ay son bir tane bir şeyle. Ama bu Pike. Arkadaşının annesiyle mi? Çocuğun annesiyle mi aldatmış? Bu sapkınlık işte. Shakira'yı da aldattılar.
Herkese anlatırlar ya. Adriana Lima'yı da anlattı. Aynen. O şaşı kocası. Eski basket kocası. Şimdi, gözleri böyle. Kayıktı. Evet. Olabilir. Kayık değil, şaşı. Tamam, olabilir evet. Yani. Yani kimler aldatır? Hepimiz aldatılırız hayatım, bu hayatta. Onun için ben hep diyorum ya, kocam beni çözüyor. Benim kocam yapmaz demiyor. Daha. Hiç demedim. Bak kendine işte, anladın mı? Kendine gelince insanı yok yapmamıştır. Hayır, yapmamıştır demiyorum. Şekil'e gelince yapmamıştır ya da Hülya yapmıştır. Güvenmiyorum dedim. Ha. Yani ben babamın oğluna diyorum. Aldatmayan erkek yoktur. Tezimi tekrar sadece söyleyeyim. Sadece beceremeyen önce ya da fırsat bulamayan erkek vardır. Yani yakalanmamıştır. Aynen. Benim kocam aldatmıyor demeyin, kesin yakalanmış. Bizim Türk kadınlarında şeydir ama, benim kocam yapmaz. Eskiden ya ben septik tavra, şüpheci tavra okeyim. Şüphe gerçeğe götürür hanımlar. Bir şey söyleyeceğim. Arayayım, ama sizin paranoyak tavrınız da manik depresif. Yapması da yapabilir. Aynen, bilmem ne tavırlarınız da bir sürü. Paranoyak değil de yapmayan öngörü diyelim. Da, ama öngörü o. Yani öngörüyle devamlı. Ya nasıl olsa yapmasa konum at bakayım sen. Konum at. Bir şey karıştırınca çıkacak şey belli. Ha. Çok kurcalamayacaksın. Çok karıştırmayacaksın. Üç kamerada bana bakıyor gibi gelmiyor. Çok strese geliyorum. Karşımda benim sadece benim üç kamera var. Yani. Hayatım sen böyle doktor ben, gibisin ya. Evet. Birazdan doğumaya girecek gibi. Doktor Phil. Biz birazdan gelecek kişiyi bir kere daha anons edelim de. Birazdan Bahar Candan bizlerle olacak. Bahar Candan. Neler açıklayacak biliyor musunuz? Neler? Peki. Neden bazı şeylere döndü? Kim buna vesile oldu? Namaz kılmasını isteyen birisi mi oldu? Yoksa ona jest mi yaptı? Hayır, uyurken mi geldi? Ne olduğunuz size neler? Evet. Ve hepsini konuşacağız ama şimdi bir güzel haberle devam edelim. Fahriye Evcen evine döndü. Döndü. Evladını kucağına aldı ve sağlıkla çocuğu evinde. Sağlıkla büyütmek nasıl? Bakalım, zap zayıf dönmüştür. Bir bakalım nasıl döndü, buyurun. İkinci kez anne baba olan Burak Özçivit, Fahriye Evcen çifti doğum sonrası ilk kez konuştu. Benim kadar var bu. 2019 yılında ilk çocukları karını kucaklarına alan Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeği Kerem'i kucağına almıştı. Çiçeği burnunda anne baba neler söyledi? Sağlığı yerinde, benim de öyle. Evcen doğum anını nasıl anlattı? Karan kardeşini kıskandı mı? Kerem bebek kime benziyor? Evet çok benziyor. Aynen. İşte detaylar. Magazin dünyası ayrılık, entrika ve aşk haberlerinin gölgesinde kalacak değil ya. Sevdiğimiz ünlülerin mutlulukları, aile yaşamları kadar dünyaya getirdikleri çocukları da ilgimizi çekiyor. Karan'a bir çocuğu olan varsa bilir. 2016 yılında yapımcı Faruk Parlak'la dünya evine giren ünlü oyuncu Burcu Kara, 4 yaşında Ali Çınar adında bir erkek çocuğa sahip. Hamile olduğu duyulan Burcu Kara, ikinci çocuğu Can'ı geçtiğimiz aylarda kucağına almıştı. Gelecek kuşaklar inşallah bize müteşekkir olacak ve çok daha sağlıklı bir dünyada yaşayacaklar. Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, Mayıs ayının sonunda oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. ...2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren'le dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer, oğlu Milan'ı kucağına aldı. İnsanlar o kadar büyük bir enerji veriyor ki gerçekten sayısız insan bana teşekkür ediyor. Güzel anne ve oyuncu Seda Bakan da geçtiğimiz yıl 1 Eylül'de ikinci kızı Ela'ya kavuşmuştu. Leyla'yı Instagram'da falan paylaşınca da korkuyorum nazardan. 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 15 Nisan'da ilk kez anne baba oldular. Bir erkek çocukları olan ünlü çift bebeklerine Kurt Efe adını vermişti. Gupse Özay ve Barış Arduç'un geçtiğimiz yıl bir kız bebekleri dünyaya geldi. Deliha filminde tanışan ikili 2020 yılında evlenmişti. Oyuncu Murat Yıldırım'la Faslı oyuncu İman Elbani çiftinin ilk bebekleri dünyaya gelmişti. Çift kızlarına Miray adını verdi. İkinci kez anne ve baba olan Sinem Kobal ve Kenan Emirzalıoğlu kızlarına Leyla adını vermişti. 2008 Türkiye güzeli Leyla Lidya Tuğutlu, 2017'den beri aşk yaşadığı sevgilisi oyuncu Ceyhun Ergin'le 20 Temmuz 2022'de Almanya'da nikah masasına oturmuştu. Çağatay Ulusoy ile oynadığı Deli Bal filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, nikah haberlerinin ardından hamile olduğu iddialarını doğrulamıştı.
Çalı Kuşu'nda başlayan aşklarını evlilikleriyle taşlandıran ve 2019 yılında Karan ismini verdikleri ilk erkek bebeklerini kucaklarına alan Fahri Evcen ve Burak Özçivit, magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Mutlu çift ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşıyor. Çiftin heyecanla beklediği ikinci bebekleri Kerem'i kucaklarına almalarının ardından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ilk kez konuştu. Kerem'le birlikte hastane çıkışı, muhabirlerin sorularını cevaplayan çiçeği burnunda anne babanın heyecanlı halleri dikkatlerden kaçmadı. Merhabalar. Adımı vermem lazım. Hemen. Fahriye Evcen kendisi ve bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Biziz. Çok güzel, güzel geçti. Çok güzel geçti. Sağlığı yerinde. Benim de öyle. Evet, çok güzel. Kerem bebeğin boyu annesi ve babası gibi olacak. Şimdiden bilgi verildi. Benim kadar var boyu. Yeni doğumlarda bebeğin kime benzediği hep merak konusu olur. Anne babadan ortak yanıt gecikmedi. Kerem Karan'a benziyor. Aynı abisiyim. Evet, evet, çok çok benziyor. Aynen. Onun bebekliğinde çok benziyor. Karan'ın tepkisi de bu benzetmeyle merak konusu oldu tabii. Karan'ın Kerem bebeği kıskanıp kıskanmamasına açıklık getirdiler. Zaten merakla onu bekliyordu. Tepkileri nasıl? Müthiş. Bizi de şaşırttı açıkçası. Valla çok iyi karşıladı. Hemen böyle bir kıskançlık falan başladı mı? Yoksa yo, hazırladınız mı siz ona? Yani biz önden zaten konuşmuştuk, onu açıklamıştık ama yok, çok olmadı. Yeni baba Özçivit'ten itiraf gecikmiyor. Fahriye'nin her doğumunda destek oldum. Doğum öncesi sizde süreç nasıl lan, heyecanlı mıydınız? Siz girdiniz mi doğuma, katıldınız mı? Girmez miyim? Öyle bir an kaçar mı? Ne güzel. Tabii Karan'da da girmiştim, Kerem'de de. Ya müthiş bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin. Allah analı babalı büyüsün. Amin inşallah. Herkesinkini, herkesinkini çok teşekkür ederiz. Taze anne Evcen, Kerem'le doğum anında ilk tanışmasını sesi titreyerek anlattı. Ya o tecrübelisiniz biraz ama. Evet ama yani. O ama büyük avantaj oluyor. Tecrübeli. Tecrübeli olmak hem öyle ama her birinde ayrı, ya aynı kanka, duyguyu bence herkes yaşar yani. Hani o duyguya alışmak diye bir şey yok. Tarifsiz bir şey. Ve geliyoruz Kerem'in doğumuyla akıllara kazınan soruya. Karan'a açılan sosyal medya hesabı Kerem'e de açılacak mı? Çiftten esprili yanıt geldi. Ya da ortak hesap. Ya da ortak hesap. Olay ilerlemiş artık, ortak hesap. Evet, var ortada benim yok, benim de yok. Son olarak bilindiği üzere yeni doğan bebekleri paylaşmayan anne babalar kervanı oldukça büyük. Fahri Evcen ve Burak Özçivit de oğulları Karan'da bu yolu izlemişti. Çift Kerem bebeğin fotoğraflarını paylaşacak mı sorusuna netlik kazandırdı. Göstermek istemeyen bir. Haklı olarak da değil mi? Kendimize saklayıp ondan sonra mutlaka görürsünüz zaten yani. Biz de söylemezsem olmaz olarak Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i bir kez daha tebrik ediyoruz. Evet, çocuk kime benziyordur sizce? Söyledi babasına. Yani Karan'a benziyorsa Karan babasına benziyor. Yüksek ihtimal babaya benziyor. Biliyor musunuz? Dönüyor, değişiyor, ya, dönüyor. Aynen onu söyleyecektim. Evet. Dönüyor biliyor musunuz? Yani. İkisine kesinlikle. Hangisine dönerse dönsün çok cici bir çocuk olacak. Kesinlikle. Nereye dönersen dön olacak yani her şekilde. Abisi de tatlı. Sen bir şey dedin, kız dedin bulana kadar. Ben Fahriye'nin sanki tabii Allah nasip, önce Rabbim nasip etmesi yani. Evet. Lazım. Kız isteyeceklerini düşünüyorum. Hmm. Çok yakışmaz mı bu çiftlik? Yani fareye benzeyen bir kız dünya güzel olur bence. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane daha mı yapsın diyorsunuz? Pardon diyor da yani. Diyor ki kız buna kadar yapacak gibi diyor. Dünyayı çocuk getirmeye mi geldi yani fareye? Yok, kendi tasarmış. Oyuncu abi. Oyuncu ama bence yani, isteyici. Bence o kızda o şey var. Aynı ben güzel alıyorsun gibi. Evet. Vibe. Yani vibe o aldım, enerjiyi alıyorum. Ha belki vallahi olabilir ben, evet. Bu kadar da kadının hani tabii ki kadının doğurganlığı muhteşem bir şey. Ama tabii bunu da dört çocuk erkek olursa ne olacak? Olsun Allah'ın beşinciyi, güzel. Hayır, beşinciyi yapmaya çalışsın. Artık ondan sonrası şey, onlara olana, kalmış bir şey. Kız olana kadar. Yapmayın Allah aşkına. Bunu. Ay sen çocuk yapmadın diye niye hep ona karışıyorsun? Başka bir şeyden bahsediyor. Bir kendi de üç tane doğurdu ya. Yani. İstesem yapardım desene yok. Herhalde istesem yapardım. Hala yapabilir. Herhalde. Hayır o değil ama yani onun da bir oyuncu olduğunu. Kavga etsenize biraz ya. Edeceğim de biraz sonra kafamda takke var ya. Kimse ciddiye almıyor takkeyi. Bu arada. Sesine ne oldu dün senin? Dün bir köpek paylaştım ben. Evet. Hira'nın babası diye şeyi var. bir golden. Çok hastaydı. Çok geçmiş olsun mesajları var. Bana da çok geçmiş olsun demişsiniz ama
Köpeğimiz çok kötüydü durumu. Bakalım inşallah iyileşecektir. Umarım. Ha inşallah. Çok güzel bir köpek. Bakalım yani iyi bir veteriner de ya da varsa belki yardımcı olabilir. Aynen. Peki şimdi konuğumuzu alalım. Önce VTR'sini izleyelim. Bahar Candan geliyor. Çarpıcı açıklamalar ve radikal kararlarıyla. Buyursunlar. Çıplak fotoğrafları ifşalanan Bahar Candan namaza başlayacağını açıkladı. Alkolü tamamen bırakma kararı aldım ve namaza başlayacağım. Yaşam tarzı eleştirilen Candan'ın paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. O boşluğu doldurmayı seçtim. Bazı şeyleri bilemeyebiliyoruz gerçekten. Hafta sonu muhabirlerin sorularını cevaplayan Bahar neden namaza başladığından özel hayatına... Tabii ki kılmaya çalışıyorum ama beşi... Kısmetse olurdan... Bu sadece sosyal böyle arkadaşlarımın hadi içsene diyerek... Yazışmalarını ifşa ettiği yalı çapkını Mert Ramazan Demir'e yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Evet, o benim mesajımı ekran görüntüsü aldı. Ben de o yayınlayınca tedirgin oldum. İşte detaylar. Katıldığı yarışma programıyla adını duyuran Bahar Candan, sansasyonel özel hayatı ve çıkışlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Bahar Candan, lüks yaşamıyla akılları karıştırıyor. Bilinen bir mesleği olmamasına rağmen nasıl yüksek hayat standartlarında yaşadığı merak konusu oluyor. Son günlerde teşhircilik yapılan bir dijital platformda para karşılığında videolarını paylaşan Candan, ifşa olan görüntüleriyle çok konuşuldu. Geçtiğimiz yıl kendisini maaşlı arkadaş arayan Bahar, özel hayatıyla da zaman zaman adından söz ettiriyor. Popüler ismi oyuncu Mert Ramazan Demir'le sosyal medya üzerindeki konuşmalarını ifşa ederek tepki çeken Bahar, Ebru Gündeş'in eski sevgilisi Rassan'la da birlikte olduğunu iddia ederek dikkatleri üzerine çekti. Ama Bahar asıl bombayı geçtiğimiz gün patlattı. İçkiye tövbe edip namaza başladığını duyurdu. Alkolü tamamen bırakma kararı aldım ve namaza başlayacağım. Namaz için gerekli şeyleri de aldım. Sonra bir tane application indirdim ve oradan nasıl namaz kılındığını öğreniyorum. Bahar'ın paylaşımı sosyal medyaya sallarken herkes şaka mı gerçek mi merak eder oldu. O boşluğu doldurmayı seçtim. Bazı şeyleri bilemeyebiliyoruz gerçekten. Her şeyi hemen öğrenemiyoruz ama yani hatada ısrarcı olmamak gerek. Hafta sonu doğum gününü kutlamak için gittiği bir mekanda ablası Nihal Candan'la birlikte görüntülenen Bahar hakkında merak edilen soruları cevapladı. Evet, doğum günüm. Ailecek içerideyiz. Kardeşlerim de geldiler. Yani tanıyorsunuz zaten. Yeni geldik yani. eğleneceğiz. Yeni yaşına gireceği için heyecanlı olan Bahar, namaza başlayarak yeni yaşında yeni bir sayfa mı açmak istedim? Yani çok pratik bir şey. Bir kere zaten örneğin zekat veremiyorsunuz. Zengin değilseniz hacca gidemiyorsunuz. Ama namaz kılmak için hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Yani sağlıklı olmak zorunda bile değilsiniz. Yani bu hepimizin yapabileceği bir şey olduğu için ben de düşündüm ki ben neden yapmayayım? Tabii ki. Maddi durumum var, neden gitmeyeyim? Ben çok istiyorum. Önce Ümre ziyareti yapacağım, sonra hacca gideceğim. Peki. Gelelim özel hayatına. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Mert Ramazan Demir'le olan konuşmasını ifşalayan Bahar, kul hakkına girmiş olmadı mı? Konuşmaya ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafın şoklu olduğu ve Mert Ramazan'ın son günlerdeki popülerliğinden yararlanmaya çalıştığı iddiaları da cabası. Evet, o benim mesajımı ekran görüntüsü aldı. Ben de o yayınlayınca tedirgin oldum. Ekran görüntüsü alınca acaba yayınlar mı diye. Ben ondan önce yayınladım. Yani bir erkek olarak mesajlarımın görüntüsünü alan oydu. O benim mesajlarımın görüntüsünü aldığı için ben de benim aldığı görüntümü yayınladım. Yani neden ekran görüntüsü aldın? Hadi sıkıyorsa yayınla dedim ona yani. Eğitim hayatına devam eden Bahar, kariyeri hakkında ne planlıyor peki? Kısmetse olur yarışmacı olacağına dair iddialar son günlerde konuşuluyor. Beni sadece arıyorlar. Açan var mı? Arıyorlar. Kısmetse olur çok başarılı buluyorum. Ben insanların beğendikleri şeyleri başarılı bulan birisiyim. Böyle eleştirmenler gibi
böyle top olan şeylere burun kıvırarak gündeme gelmeye çalışanlardan asla değilim. İnsanlar izliyorlarsa bu insanların bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Hiç izlemedim. Hazır namaza başlanmış, kötü alışkanlıkların terk edilmesi yönünde kararlar alınmışken Ufuk'ta evlilik var mı? Yani... Bakalım söylemeyeyim, spoiler vermeyeyim. Tanıdığını bildiğimiz biri. Dubai'lerden. Daha önce Ebru Gündeş'in sevgilisi olarak tanıdığımız Rassan'la birlikte olduğunu iddia eden Bahar, Iraklı iş insanıyla hala görüşüyor mu? Dubai'lerden. Ebru Gündeş'lerden, Gündeş'lerden. Rezal. Yok yok, hayır. Yeni sevgilisi. Yeni sevgilisi diye bildiğimiz. Eski sevgilisi. Tamam, o zaman olduğu zaman teşekkür ederim. Teşekkürler. Bahar, çok konuşulacak evlilik iması, hayatında aldığı radikal kararlar ve hakkında merak edilen tüm sorulara şimdi söylemezsem olmaz da cevap veriyor. Geldi. Her yaptığı olay olan, söylediklerinin peşinden milyonları koşturan yine... Gerçekten büyük bir fenomen bence. Gerçekten fenomen. Bir televizyon fenomeni misin yoksa internet fenomeni? Evet, bak kaç yıl oldu hep böyleyiz değil mi? Evet. Yani bu bitmeyen bir sezonu finali olmayan böyle sezonlarca süren bir dizi gibi. Sen arka sokaklar gibi. Asla bitmiyor. İkimiz de bembeyaz giymişiz yalnız, aydınlık aydınlık. Evet evet, sözleşmiş misiniz? Çok güzel olmuşsun vallahi. Bir şey söyleyeyim. Teşekkürler. Yeni halinin... Bayıldım, bayıldım. Dişler, saçlar, başlar. Kim nerelerini yaptırdın? Dişlerimi yaptırdım ve dudak dolgusu yaptırdım. Ama dudaklarını da çok oynatmışsın. Ama burası zaten hala ince. Aa, evet, param yetmedi. Hayır hayır, bence çok güzel. Ya, abartıyorlar ya, ben onu sevmiyorum. Yani sen mesela abartmamışsın, çok güzel. Koştum. Ne oldu be? Abartanlar var. Bence diyorum. Yeterli. Dişlerini kaça yaptırdın? En son güncel fiyat. Çünkü bizim izleyiciler gerçekten öyle şeyleri merak ediyorlar. Biz konuşmuştuk bunu burada. Evet. Hatırlar mısınız? Daha dolarlar yokken. Dolarlar evet. Ufak yükselmemişken. 6 falan, 8 falanken. Sen Türk parası olarak söyle kuzum. 100 bine yaptırmıştım. Kaç sene geçti? Bir sene mi? Bir, evet. Şimdi 200'dür. Evet. Tabii yani. 200 bin iyi. 100 bin. Hepsini yaptırdın. Dişçinin şeyini veririz yaptırmak isteyen. Arkadaki azılar kaldı. Böyle gülünce görünenlerin hepsini yaptım. Ama çok çok güzel olmuş. Yakışmış. Saçların güzel. Da güzel oldu. Evet, Biricam mesela saçlarını çok beğendi. Ki ben sarı saç ki evet çünkü ben. Bir de açık rengi açık. Bir de hani peki sen kaş siyah sarı saçı çok seviyor modern musun? Modern duruyor yani. Allah Allah. Ama kaşım siyah yani, o kaş boyamasını da. O çok eskidendi ya. Aslen nereliydiniz? Konya. Konya. Normal kız Esmer tabii. Evet, Esmer. Bu arada, Bahar'a sormak istediğiniz soruları bana yazabilirsiniz direkt mesaj Bahar, olarak. Bahar, seni reklamlardan sonra sıkıştıracağız. Önce bir hoş geldin falan diye. İlişkin var mı? Dur, reklama gideceksek daha düşün, hemen bir düşünsün, söyleme. Bir cilve ama yap, söyleme. Bu Ebru Gündeş Rassan'ı nasıl aldı senin elinden? Ya evet. Hani gerçekten hani derler ya, 40 fırın ekmek yemen lazım diye. Ben ne kadar popüler olursam olayım, bazı noktalarda hala 40 fırın ve 45 fırın falan ekmek yemem gerekiyor. Sen de niye Rassam Ebru Gündeş'i seçti? Bir dakika, ne konuda? İşte. İşte bu bir sürü konularda. Yani biz işte çok genç yaşta ünlülüğü elde etmiş olabiliriz, her şeye sahip olabiliriz ama bir şeyler eksik ya. Mutlaka yaşam tecrübesi çok önemli hayatta. Dur. Ben asla hiç kimseye yeneceğimi düşünmemiştim. Reklama gidelim. Ooo, çarpıcı açıklamalar. Sen Ebru Gündeş'e yenildin mi? Evet, reklamların ardından Bahar Candan'la devam ediyoruz. Bir soru sordum. Güzel bir soru sormuştum. Sor sorunu. Neydi? Dedim ki sen yenildiğini mi düşünüyorsun dedin Ebru Gündeş'e. Ha, sen Ebru Gündeş'e yenildiğini düşünüyor musun peki? Aşk konusunda. Kime göre, neye göre? Yani hangi zamanda ona yenilmiş olabilirim diye Allah, düşünüyorum. Allah, Mustafa Topaloğlu gibi cevap verme. Sevgilini elinden aldı ya bir şekilde hani... Rassan'la siz nasıl bir ilişki yaşadınız? Ben neyi hatırlıyorum biliyor musunuz? Ben daha genç bir yaşta, hatırlıyor musunuz, bir darp olayı yaşamıştım. Evet, sonra hatırlama, çok da üzüldüğümüzü. Sonra jürilerinden kadın olanlar hadise beni hemen paylaştı. Kadına şiddete hain. Ha, evet. Hadise hemen paylaştı, kadına şiddet olsun maşallah. Evet. Ama Ebru Gündeş paylaşmamıştı.
Sonra yıllar sonra, daha önce de ona ben Nuri Ertaş çalıştırmıştı falan. Benden çok hoşlanmadığını hissetmiştim zaten. Böyle bir şey yaşadık. Ben onu çok beğeniyorum. Bence sesi güzel. Neyi beğenmiyorsun peki? Rasan çok iyi bir adam. Değil mi? Cömert. Yani ilişkilerinde bir sorun varsa da bence Rasan'dan kaynaklanmıyordur. Wow, zaten bir sorun varsa ayrılmışlar. Öyle düşünüyorum. Ama bence Ebru Gündeş değil de sen bir star'a yenildin gibi. Şimdi bazı adamlar biliyorsun. Daha büyük bir üne. Böyle daha büyük star seven adamlar var. Daha büyük evet. isim. Yani Ebru Gündeş olduğu için değil de Ebru Gündeş'in aurasıyla star'la birlikte olmak için. Şöhretli, sahnesi var, sesi var. Acaba bu mu Rasan'ı etkilemiştir? Rasan'ı sen daha iyi tanıyorsun. Nelerden etkilenir? Benden. O aşikar. Sana döner mi? Döner mi? Ya şöyle, şimdi ben de çok cool bir kadın olduğum için açıkçası. Dönse de beni bulur mu? O da soru işareti. Oo. Ben sadece onun beyefendiliğini çok beğeniyorum. Parası seni hiç ilgilendirmedi mi? Var. Yok, beni hiç ilgilendirmedi. Çok cömert birisi. Ha. Yani ona hiçbir şey istemedim. Bana yakışmaz zaten. İstemedin ama yaptı mı? Beni hep iyiye yönlendirdi. Evine git, kulüplere gitme, gece dışarıya çıkma. Bir yere gideceksen kız arkadaşlarınla git. Tamam, maneviyat çok güzel. Maddiyatta bir şey yapsın. Yani. Bırak şimdi evet, evine git. Evet tabii ki yani kimseye muhtaç olmamak için de. Çünkü böyle gece hayatında falan bazen yüksek hesaplar geliyor biliyorsun. Her zaman böyle bir onun beni, ben örneğin şu an namaz kılmaya başladım. Evet. Yani eğer onunla da benim ilişkim ayrılmamış olsaydım, devam ediyor olsaydım, o seni beni teşvik ederdi değil mi? Evet. Seni kim başlattı? Ama olmasa da ben zaten o yolda devam ettim. Yani onun olmamasının da bana çok bir eksi point getirdiğini söyleyemem. Sana kim başlattı namazı? Nereden bu güzel şeyi? Ablam. Abla. Öyle mi? Öyle mi? Önce ablam başladı. Ha bak, öyle bu kardeşler mi? Hakikaten etkileniyor. Annem derdi bak çocuğu yanında öyle. Ablanın ilişkisi var değil mi? Şu anda güzel evet, bir ilişkisi var zanneder. Evet yani yok, ilişkiler bizim bir, için. Hayır güzel bir ilişkisi var. Her zaman arka planda. Niye içinde benim için de. Biz hiçbir zaman böyle ilişkileri kovalayan birisi olmadık. Zaten bu star enerjisi diyoruz ya erkekler. Evet. Senin de öyle. Bircan aynı şekilde. Bizim bak sana söylemedi farkında geliyorlar. Şaka yani bizim kapımız hani şu valizleriyle ünlü baş harfleri LV olanın girişinden daha kalabalık, haksız mıyım? Bizim kapımızda bekleyenler, arkadaş benim artık kapım kapanmış için. Aşkım üstüne zincir vurulmuş. Aynen öyle yani. Sen gençsin daha, hayatın baharında, daha 24 İsmim yaşında bir gibi. Genç kızsın aynen zaten. Öyle. Ablan desen öyle. Aynen öyle. Yani tabii çok şimdi normal. Size bakın kimliğimi göstereceğim. Yaşına da inanmıyorlar. Çantasına bakın. Hem yaş. Ama o çantayı artık göstermiyoruz. Çünkü biliyorsun markadan evet. dolayı. Bakın, ama yok adam, üstünde markacı. Yazmıyor evet. Alicia Bahar'dan. Evet doğru söylüyor. Alicia Bahar'dan. Alicia Bahar'dan. Sonradan doğru. Konmadı değil annemi mi? Annemi sen tanıyorsun. Bahar annemin soyadı yok. Bahar annemin kızlık soyadıymış. Öyle mi? Senin adın şu aslında Alicia soyadı, mı? Bahar evet. Ne değişik isim? Babam anneme dava açtı soyadını kullandığı için hatta. Ay babanın da ihtirası. Evet ya, eğer ben de bir psikolojimde eğer yani böyle bir görüyorsanız acaba bu kız bunalımda mı depresyonda mı diye. Ve kesinlikle Rasan'la hiçbir alakası yok. O benim hiç umurumda olan bir konu değil. Aileyle tamamen maalesef. Evet yani bazen işte babama kırılıyorum niye anneme öyle baban davranıyor. Baban anneni dövüyor niye? Muydu? Hayır. Babası biliyorsun değil mi? Hoca yani okulda. Ha yok detaylı evet sormuştuk aslında evet, söylemiştik. Şey psikolojinin bozulduğu dönemler oldu mu? Bir kere babam anneme el yani hangi zamanda kaldırırsa kaldırsın. Geçmişte bile kaldırmış olduğunu ben şu an görsem müdahale ed- yani şu an bile ona düşman olurum. Nasıl vurdun bak, ya nasıl sen diye. Nasıl güzel tepki verdi bravo. Bir de çok bayıldım. Güzel görünüyorsun ya. Ya hiç sarı saçlarına evet, çok bu beğendim bu unuttu biz soruyor. Bu artık bakıyor ona güzelliğine. Çok maşallah beğendim seni çok. Birader dedin ya gerçekten psikolojinin bozulduğu dönemler bu peki yorumlardan mı oldu? Yoksa kendi psikolojik şeyinden mi oldu? Yalnızlıktan oldu. Ama ben şimdi görüyorum Serenay Sarıkaya da yalnız. Herkes bile yalnız. Bile bilmeyeceğim çünkü yani. Sizin için bile olabilir ama benim için sıra. Nasıl atlattın bu dönemi Bahar'cığım? Ben hep destek aldın mı psikolojik? Yalnızlığı nasıl atlatıyorum? Atlatamıyorum. Yani yalnızlık benim en büyük düşmanım. Ha bazı insanlar var ki. Kendimi çok yalnız hissediyorum evet, ama hepimiz de yalnızız. Yani benim arkadaşım çok affedersin
bir sevgilisini gönderirken öbür sevgilisini... Ama öyle bir hastalık var. Evet, biliyor musun? O sevgili çok hastalığı enteresan. Değil, yalnız kalma. Yalnız kalma, aynen. Yalnız kalma. Aslında yani yalnız değilsin, pırıl pırıl bir ablam var. Yani evet, yalnız değilsin. Ablam kendi benim tek arkadaşım, evet. Hep söylüyorum. Aynen. Öyledir de. Peki bu bazen diyorsun ya Dubai'ye benimle gelecek arkadaş şu kadar maaş vereceğim. Bunlar hep yalnızlığından ya. Dolayı. Kuliste birisi var. Ve bana diyor ki bak diyor arkadaşın işte senin var diyor. Ona da diyor ücret ödüyor musun? Gelmiş seni kadar çok seviyor diyor. Çantamı ona teslim etmiştim ya. Hı hı. İçinden 400 euro almış çıkmış. Aa, bu bir iddia tabii ama. İddia tabii değil. Kim olduğunu bilmiyor. Söylemiyor kız zaten. Aa sevgilim aradı çıkıyorum ediyorum. Ben evet. Bilmeyecek miyim? Ben Alzheimer şey miyim? Seni, hayatım yaşım kaç. İçindeki parayı biliyorum. Seni iyi ve saf zannediyorlar ya. O kadar zeki bir kız ki. İnsan cebindeki yani, parayı bilmez mi zaten? Şimdi birlikte biraz yorum yapacağız Bahar. Bahar, Hakan Sabancı'yı tanır mısın? Evet. Yani bir kişisel olarak tanıştınız mı hiç? Hayır, hatırlamıyorum. Peki, Hakan Sabancı ile ilgili bir VTR var. Daha doğrusu işin içinde. Daha doğrusu Hande Erçel var. Bir söylemezsem olmaz iddiasıydı. Bakalım doğrulandı mı? Buyursunlar. Hakkında çıkan aşk haberlerine beni hayal dünyanıza çekmeyin diyerek isyan etti. Yanmamak gerek. İnsanlar görüşür, kahve içer, hatta sohbet kahve eder, görüş, o kadar. Görüş. Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilk kez görüntülendi. İki çapkın ünlünün aşkı böylece belgelendi. Güzel oyuncunun bir kez daha yalanladığı kişiyle birlikte olduğu ortaya çıktı. Hayatımda kimse yok. Beraber bir fotoğraf da çıktı, siz miydiniz? Çiçeği burnunda çift nerede görüntülendi? İkiliyi hangi detay ele verdi? Oyunculuk yeteneği sorgulanmasına rağmen önemli bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Eski partneri Kerem Bürsin'le yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren Hande, bu birlikteliğin sonlanmasından sonra deyim yerindeyse rüzgarda savruldu. Önce Kaan Yıldırım'la kısa bir süre birlikte oldu. Beyefendi buyurun. İyi geceler kazansın Melas. Haydi özür dilerim. Hande Hanım merhabalar. Hande Hanım böyle yeni bir aşk mı? Hande Hanım birazcık... Ardından adı birçok isimle anıldı. Kısa süreli birlikteliklerinde Hande aradığını bulamadı. Ne bir tuhaf bir soru yani. Ama devamlı bu sorular geliyor. Ne kadar tuhaf bir soru. Ne kadar güzel bir gece. Değişik saçma bir soruyla bitirmeseniz ama keşke. Ama günde hani devamlı soru sormayalım çok da güzel bir şekilde dedik. Sohbet edebilirdik yani. Gerek kısa gerekse uzun birlikteliklerin hepsinin ortak noktası ise Hande'nin aşk iddialarını her zaman reddetmesi oldu. Onlardan biri de Hande'nin Sabancı ailesinin çapkın ve haşarı veliahtı Hakan Sabancı iddiası oldu. Magazin dünyasının neredeyse tüm ünlü güzelleriyle anılan ve kimileriyle de birlikte olan Hakan Sabancı'nın Şeyma Subaşı'ndan sonra Hande Erçel'le birlikte olduğu iddia edildi. Hande'de işler yine değişmedi. İddiaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hande, aşk haberine sert tepki gösterdi. Yaptığı paylaşımda, "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum. Hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanıza çekmeyin," dedi. Hande'nin hayal gücü hayallerimizden de öte çıktı. Haberleri ve haberi yapanları itibarsızlaştıran Hande açıklamasının üzerinden henüz 3 ay geçmişti ki yalanladı Hakan Sabancı ile birlikte görüntülendi. İkilinin Londra'da olduğu ve arkadaş grubuyla lüks bir restoranda yemek yedikleri iddia edildi. İkiliye eşlik edenler arasında İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihrim Mutlu'nun da yer aldığı konuşulurken Mutlu'nun sosyal medya hesabından aynı gün aynı mekandan fotoğraf paylaştığı görüldü. Bu aşka ne diyorsunuz? Olabilir mi böyle bir ihtimal? Ben şeye takıldım. Hande Erçel daha önce Kaan Yıldırım'ı da yalanlayıp yine Londra'da yakalanmıştı. Bravo. Şimdi yine Londra'da. Londra demek ki aşk... Aşk şehri mi? Yanlış bir yer. Aşk aynen. Yanlış aşk bir yer. Demek ki orada patlıyor. Demek ki Londra'ya gitmeyeceğiz. Londra'da çok Türk var. Çünkü Londra'da çok Türk. Aynen öyle. Okuyan çok öğrenci var, yerleşik var. Çok. Ama bana göre güzel bir aşk mı? Geçen hafta da dedim güzel bir aşk. Ha yakışmasına çok yakışıyor. Evet, iki çapkın. Yakışıyorlar yani. İki çapkın. Bana yakışlı geldi. Sen beğenir misin Hande Erçel'i?
O da mı çok vasat? Evet. Serenay'a da vasat dedin yani ya. Yani benim jenerasyonum biz çok beğeniyoruz. Ha, beğeniyor musun? Serenay'ı niye beğenmiyorsun? Bizim için tik. Serenay da tik. Demin ama dedin ya böyle. Yani Hander... Tamam. Hande de o enerjiyi görüyorum. Ha. Ama böyle Serenay daha böyle uçuk, marjinal takılıyor. Aslında benim tarzıma evet. daha yakın ama ya ben de izlerken Hande Erçel'i daha masum buluyorum. Ya da daha mı iyi sanatçı olarak mı görüyorsun? Daha mı günün adamı gibi başarı, görüyorsun? Başarı başarısız demiyorum. Yani ben ona kredi, o, onun o daha çok o tip şey olarak, tip imaj olarak bahsediyor. Evet kesinlikle ama ne kadar üzücü bir şey farkında mısınız? Aşklarını yaşamak için başka bir yere gitmek zorundalar. Şey ya yaşadıkları hayat... Bu aşk olamaz çok affedersin. Neden? Bu aşk olamaz çünkü baksana yani bir şeyler yaşamak için Londra'ya kaçmak zorundalar. Böyle bir şey devam edebilir mi? Ama ikisi de kaçak dövüşen zaten aşkları konusunda Hande Erçel zaten bildiğimiz gibi hala mesela, aynı. Sen de mesela aşk yaşadım diyorsun. Sen de gidip Dubai'de hiçbir zaman yan yana fotoğraf koymadın. Sonuç olarak sen de kaçtın. Ha, evet ona katılıyorum zaten. Aynı şey aslında. Sen de burada el ele yap, ama yaşama. Belki o bir iş adamıyla başka bir ama yine aşk var işin içinde. Ben burada bebeklerde, istinyelerde. Beraber gezdim. Ama adam o zaman ünlü değildi. Tanınmadığı için. Evet. Tamam. Ama şu da çok önemli. Örneğin biz Murat Boz'da hemen yakalanmıştık. Yani magazin yakalar. Bir şey diyeceğim. Murat yakalan... Boz'da çok güzel bir yere geldin aslında. Hande Erçel'e yine geliriz. Hakan Sabancı'yla. Artık zaman aşımına uğradığı için konuşuyorum. Murat Boz yani şey sonuç herhalde. Olarak iyi bir star. Buradan beni Survivor'la tehdit edecek halleri yok. Peki. Bunca yıldan aynen. sonra. Peki Murat Boz'la bir ilişki yaşayabildin mi? Ya tabii böyle yani kısa dönem benim zaten hayranlık duyduğum birisiydi. Etkilenmiştim ondan ama çocuksu bir hayranlıktı. Yani yaşım müsait değildi ama olabildiğince yani romantik buluyorum ben kendimi. Fakat şu anda örneğin amcam gibi geliyor. Şu an adama baktığımda asla hiçbir şey hissedemiyorum. Amcişko. Amcişko. Amcişko mu? Yiyeceğim bunu ya. Yani o zaman o, benim de üstümden evet ben de yaş aldım. Ben de 18 yaşında değilim ama inan şu an daha bana yaşlı işte yaşlı geliyorlar akın akın geliyorlar. Senin için de öyle diyorlardır artık Bahar yaşlandı biz bakmamıza gerek yok diyorlardır. Yok imkansız. Neden? Neden? Sen yaşlandın. 10 sene var. Yaşlanmadı. 35 mi sence? 35'ten sonra tırtlıyor muyuz kadın milleti? Sence şey Barem 35 mi kuzu? Yani ben o zaman ben çok tanıştım. Şimdi şöyle. Ben de şu bu yıl aşıyorum biliyorsun. Düşün bakayım sen bir. Bir düşün aşko. Bir düşün de kalp kırmadan cevap ver de Bahar. Hayır ben bu sizde ama şöyle bir durum söz konusu. Siz zaten... Siz yaşlısınız ya ona göre hayır, konuşmak ama, istiyor galiba. Ama siz zaten heykeliniz sizin olmuştu. Yani siz böyle bir heykel gibi çıktınız. Oy. Siz aynı yaşta devam ediyorsunuz. Şimdi önce, insanlar benim çok genç suratlarımı gördükleri için bana yaşlandı diye. Daha hala çok gençsin yok, ya çok işin şakası. Zaten. Hala gencecik bir kızsın. Ya normal bir popstara hayranlık duyması, beğenmen çok normal aslında. Peki başka bir şey söyleyeceğim. Ama şu Hakan Sabancı'yla zaten evet. Hayır. Sen hiç Hakan Sabancı'yla yan yana geldin mi ya da hiç bir yazışman oldu mu? Hayır, benim yan yana geldiğim ailelerin çocukları varlar. Fakat Candan ailesi de en az benim için o aileler kadar önemli olduğu için hiç isimlerini hiçbir yerde geçirmedim ve söylemedim. Benim için örneğin oyuncular daha revaçtı. Sabancı ailesinin modası çoktan mesela geçti. Mesela Mert Ramazan Demir. Artık kaç jenerasyon geçti onlardan kaldı mı? Anlat bakalım Mert Ramazan'la ne konuştunuz? Ramazan Mert. Senin screenshot aldı. Ne yapmak istiyordu? Sen şöhretinden faydalanacaktı. Ama reklamını yapan o oldu. Yaptı, ifşa eden. Yaptı. Sen ifşa ettin. Siz ne konuşuyordunuz gizli modda? Evet. Anlat bakayım biraz. Şimdi şöyle zaten bizim adını vermeyeyim bir dijital platform var. Ben oraya iki tane de nasıl söyleyeyim? İki tane şarkımı sattım. Bu Türk dizilerinin o B harfiyle başlayan mavi evet. gibi okunan. Tamam. Evet dizide o oyuncuydu. Zaten o dizinin oyuncuları, yapımcısı, yönetmeni, finanse edenler benim fanım oldukları için bizim önceden de bir diyalogumuz vardı açıkçası sanıyorum. Dizinin adı da Çıplak bu arada. Hmm. Orada da ben de kendimi oynadım. Peki Mert Ramazan'la nasıl bir kepini takıyordu? Sonra onun yıldızı parladı.
Sonra benim fanım olan insanlar, örneğin siz ya, Türk erkeklerinde bu var. Sana iltifat ediyorlar, ediyorlar. Sen adama bir tane iltifat ediyorsun. Sanıyor ki sen ona aşık falan oldun. Herhalde onun daha ne diyecekti? Şimdi bir insanın benim mesajımın ekran görüntüsünü alması ne demek Arto? Aa bak bana ne yazdı. Aynen. Bana yürüyor falan diyecek. E o zaman senin bana yazdıkların nerede? Ben neden almadım? Şimdi ben adaletli bir insanım. Yani bana o aldı ekran görüntüsü, ben de ekran görüntüsü aldım. İşte onun yapmadığı hiçbir şey yapmadım. Paylaşmadın ama değil mi? Ben tabii sosyal medyada paylaştım, üstüne de yazdım. Yani paylaşırsa da dedim. Ha. Haberiniz olsun yani. Ha sen ekran görüntüsü aldı görüntüsünü screenshot'a. Evet. Tamam. Onun herhangi bir onda bir o masumiyet, onda bir şey yok ama zaten... orada hak etti o. Ne insanlar var ki böyle bütün kendi arkadaşlarıyla yazıştıklarını ya da kendi arkadaşlarıyla telefon konuşmalarını bilmem ne, böyle bir sürü insan da var. Acaba sen de öyle bir şeyler ya yaptın diye. Ya bir de sen ne demiştin ki ona? Bir de insanlar olarak? Bakın kaşların çok güzel falan mı? Nasıl bir senin kaşların çok kim güzel. Yazdı? Onunkiler çok kalın. Kim yazdı? O yazdı. Zaten şimdi biz bir kadın olarak ben yürüyecek olsam Justin Bieber'ın örneğin Kanada'ya mail atarım, Amerika'ya. Justin anlatabiliyor çok muyum? Aşık ona karısına. Ulaşabilir miyim falan ki o bile evlendi. Anlatabiliyor muyum? Neden Bahar Can'dan kalkıp ona mesaj atsın ki? Onu ha. küçümsemek için söylemiyorum ama şu çok önemli. Yalnız burada bir seyircimiz, bir seyircim sen unutmuşken bir seyircimiz senin yalan konuştuğunu söylüyor. İlk mesajı senin görünmeyen mesaj, kaybolan mesajla senin attığını söylüyor, kendisinin atmadığını söylüyor. O ne biliyormuş be? Begi Mert'in çakmayı evet, sağlamadı. İnsanlar yuva yıkmak için falan böyle evli erkeklerin evet, mesajlarını yayınlıyorlar. Ben de bekarım, adam da bekar. Niye yalan söyleyeyim? Niye? Tabii canım. Kaybolan bir şey mesaj kaybolduğu için ilk mesajı attığını göremez o izleyici. Yani bir de bu diyalogdan... Göremez. Bircan'cığım bir de bu diyalogdan kavga gürültü çıkmaz. Ben de bekarım, o da bekar. Yani hiçbir şey çıkmaz. Yok, zaten... Bizden çıtır çıtır sesler çıkar. Bu da kimseyi rahatsız etmez. Ben de buna aman dedim hani... Gülelim, eğlenelim diye sana koydum. Hiç, sana hiç... Ki o yaptı ama ilk bana o evet. hareketi. Öyle mi? Peki bir şey dedi mi? Gel çay içelim, gel benim eve. Ya çay. Da işte oturalım konuşalım. Film izleyelim. Yani ne dedi? Bir şey film ne mesela, ne yaptı ya da çok mu güzelsin gel dedi. Gel dedi şahmaranı izleyelim dedi. Dedim mi mesela? 20 Ocak'ta gel dedi şahmaranı izleyelim dedi. Biz 20 gittin Ocak mi? Olmadan kavga ettiniz. Peki şahmarana sen gidemedin ama tüm Türkiye izledi. Bakalım şahmaran. Aslında çok konuşulacakken evet. bir anda biz Şahmaran'da Serenay'ın ayaklarını konuşuyoruz. Evet. Buyursunlar. Ohay, ohay, ohay! Serenay Sarıkaya'nın ayakları olay oldu. Şahmaran dizisinde Burak Deniz'e başrol oynayan güzel oyuncu Serenay, ateşli sahneleriyle olduğu kadar ayaklarıyla da sosyal medyanın gündemini oturdu. Oyuncunun ayakları hakkında yapılan birbirinden yaratıcı ve eğlenceli yorumlar aldı başını gitti. Peki, ünlü piyanist Fazıl Say, Şahmaran dizisini neden verdi veriştirdi? Serenay ve Burak'ın hangi sahneleri olay oldu? Türkiye, Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünde olduğu Şahmaran'ı konuştu. Dizinin yayınlanmasından bir gün önce yapılan galada Sarıkaya, Deniz ve Mert Ramazan Demir kombinleriyle ve açıklamalarıyla olay yarattı. Serenay 124 bin TL'lik kombiniyle dikkatleri üzerine çekerken taktığı mücevherlerin toplam fiyatının 30 bin TL olduğu iddia edildi. Serenay Hanım buraya bakabilir misiniz? Tam karşınızdayım. Serenay Sarıkaya'nın gelen sorular karşısında muhabirle olan gerginliği çok konuşuldu. Çıkan aşk olan şeyleri bir sorsaydık, kaplanım bir sorsaydık. Gelip yalan haber arkadaşız evet, zaten bunu 1000 kere söyledim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sana yedirmeyeceğim. Teşekkürler abi. Şahmaran için buradayız. Teşekkür ederiz. Aynen Şahmaran için buradayız. Mert Ramazan Demir'in Sarıkaya ve Deniz'in yanındaki gerginliği sonrası oluşan kasıntı tavırları dikkatlerden kaçmadı.
Serenay Sarıkaya bu hafta sonunu hareketli geçirdi. Şahmaran yayın hayatına başladı, Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadı, ailenin afişi paylaşıldı. Dizinin yayınlanmasının ardından izleyiciler yapım hakkındaki yorumlarını sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Sevenler de oldu, hiç beğenmeyenler de oldu. Örnek olarak ünlü piyanist Fazıl Say dizi hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi. Şahmaran dizisini denedim. Daha ikinci bölümde oğlan kızı nasıl götürüre bağladı. Bıraktım, bıktım. Böyle şahmaran mı olur ulan? Bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytinginizden. 10 üzerinden 1. Hadi öptüm. Gelelim dizideki ateşli sahnelere. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz arasındaki aşk dedikoduları bir kez daha alevlendi. İkilinin yakın sahneleri öpüşme sahneleriyle başladı. Daha yakın sahnelerle devam etti. Sarıkaya'nın bir yılanla olan artı 18 sahnesi de ses getirdi. Gelelim o konuya. Serenay Sarıkaya'nın ayakları gündeme bomba gibi düştü. Serenay'ın ayağını palete benzetenler oldu. Uzunluğuna dikkat çekenler de oldu. Serenay Sarıkaya'nın ayak boyu benim total boy. Kadın Serenay Sarıkaya be, ayak numarası da nazar boncuğu olsun. Ayağa bak, paletsiz Karadeniz'i geçer. Öte yandan da Burak Deniz'i alan Serenay Sarıkaya bir diğer partneri Mert Ramazan Demir'le anıldı. Son zamanlarda partneri Afra Saraçoğlu'yla anılan Demir'in Sarıkaya ile birlikte görüntülenmesi kafaları karıştırdı. İkili sadece arkadaş mı yoksa aralarında bir yakınlık var mı merak ettik doğrusu. İkili arasında bu arada 6 yaş fark var. Şimdi öncelikle Şahmeran Cuma günü yayınlandı. Ben de bir bölüm izledim. Sen bitirdin. Beğendin mi? 10 üstünden 7. Bu aşk yaşamışlar mıdır? Ne ara çıktı, ne ara izledin? Pazartesi bahsedeyim diyor. Oturdum izledim. Ama 10 üstünden 7 fena değil. Sadece yavaş ilerliyor. Çünkü bence hızlı ilerlese hiçbirimiz hiçbir şey anlamayacağız. Bir de yılan ya zaten, yavaş yavaş. Ben oyunculukları çok beğendim. Beğendin mi oyunculukları? Kastı çok beğendim. Ve ben o ikisinin arasındaki o tıs 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 enerjiyi aldım yani. Bana hep söyledikleri şey sanki bütün dizi boyunca ne zaman hani öpüşecekler, ben ne zaman... Ben 4. bölümde Bircan'a mesaj attım. Bunlar hala sevişmediler diye mi? Evet, demek ki Fazıl Say doğru söylüyor. Neyi? Hayır, konuyu. Fazıl'ın dediği kadar kötü değil. Yani ha, Fazıl Say çok gergin bir eleştiri yapmış. Yani o felsefesizlikler öldük olan. Dünya klasikleri bile, koskoca Hollywood dünya klasik kitaplarını bile film yaptığında beğenmiyoruz. Değil mi? Doğru. Beğenmiyoruz yani. Eleştiri açık bir iş. Ben beğendim. Oyunculuk beğendim. Güzel. Ben bunu görmemiştim. Peki. Evet, böyle durumlar var. Wow. Serenay ve Burak'ın popoları gözüken bir şeyi de var. Bölüm var. Ya fizikler 10 numara, 0 selüt. Çok iyi. Serenay'ın da sadece benim gibi beli kalın. Bir de bayağı ayakları uzun galiba. Benim de belim kalın. Ne yapacağım? Benim de belim hiçbir şey. Uzun boylu kadınların beli kalın olsun. Ben biliyorum ne yapacağımı. Belin feci. Ay sen kendi beline başka bir şey yetmiyor. Başka bir şey demek istiyorum. Ben ne uğraşıyorum? Serenay'ın ayakları sizce büyük mü? 46'ymış ya. 46 olabilir mi? Olamaz canım. Olamaz abiciğim. Yok canım. Ben kızım bunu 1.75. Peki bir şey söyleyeceğim. 40'tır ayağı yani. Yüksek fazladır o ayağı. Ayak fetişliği var mıdır sizde? Ay yok ayol. Ama biliyorsunuz ben de topuk pembe olacak. Ben topuk pembe. Nasıl var demek, bir şekilde var. Fetiş değil ayol, ben sevmem. Çorap seviyorsun sen. Ayak düşmanandı kız, düşmanandı. Ayaktan bahsediyoruz, düşmanandı. Biraz uzun ayakları. Bismillahirrahmanirrahim. Ama bu da çekimle alakalı olabilir mi ya? Bazen mahsus gazetecilerde bazen. Gerçekten biz bazen bu yani. Dizden bir kare hayat. Evet de ama o deforme. Peki artık şeye inanıyor musun? İkinci baş parmağın ikinci parmak daha uzun olunca zengin olacaksın derler ya. Senin öyle mi? Değil. Ben şimdi. Bir dakika. Evet. Ebru'cuğum. Evet aşkım. Şimdi biz Serenay'a laf ediyoruz ayakları için. Ben etmiyorum. Sen ediyor. Bir ayaklarınızı gösterebilir miyiz? En biraz son geri bence. Ha? Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim boyum tam 80. Ayağım da 40.
Ama ne taraklıdır ne bir şey. Bilgi, ojeyi şöyle kusura bakmasınlar. Şöyle bir ayağa kalkarsan. Ayağı göstermeyiz ya. Ayağı göstermeyelim ya. Hayır çünkü ama Jimmy Cip göremez oradan. Çok ayıp o şekilde ya. Olmaz. Ayak. Gel. Bir dakika gel. Ya ayak gösterilir mi ya sabah sabah? Ayak ya insanlara. Ayak niye gösterilmesi? Ay iyice kafayı yediniz yani. Siz de benim ayaklarım güzel. Ayağa kalkacak mısın? Sen bir ayağa kalkar mısın? Jimmy Cip de ancak görebilir. Nasıl ayağım görürsün? Ayağımın spor ayakkabı. Gel. Geldim aşkım. Dur şöyle. Bir tek tek ben valla ama valla çok güzel ayağı var. Ayağım ne taraklıdır ne bir şey. Bahar'cığım bir gelir misin? Ama ben bugün hiç uyumadım. Ödemim var çok. Bu ödemli ayak mı? Aa, bence yani, çok tamam, güzel. Tamam ben oturayım şimdi kızcağızın ayağını göster. Ben mesela bak Bahar'ın ayakları çok güzel. Bakayım ay, şöyle, çok güzel. Çok güzel ayakları biraz yakın alabilirsek. Evet, ay, evet. Yakın ben Bahar'dan sonra ayakla göstermem. Bir yakın yakın. Bence çok. Ay muhteşem ayakkabıların da olay bu arada. Evet, çok güzel. Cici. Mesela ayakta neye bakılır Bircan? İşte topuklarına. Topuklara dokunsana yumuşak mı? Bir gelir misin bir dakika? Bak çok topuklu giyiyorsun varis var ayağında. İyi ya biraz buraları hiç sert. Hiç uyumadım. Bak biraz buraları İnanın, sert. İnanın hiç uyumadım. Burası çok erken çünkü. O yüzden ödemim var. Aşkım. Ayaklarım tamam. Biraz sana bakabilir size. Miyiz? Benim ayaklarımı hayatta göstermem. Hayır. Arkadan mikrofonu. Benim ayaklarım çok küçüktür. Bir dakika. Çok ama, küçük değil. Ama taraklı. Bence birçoğun ha. Çok taraklı küçük. Mı? Benim ayaklarım 36 numara. Evet. Ve taraklı. Mesela tarak nerede? Ya tarak bir yerden topuklu ayakkabı istemiş. 36 numara olacak. Evet, ama gözükmüyor. Benim eline de boyuna da 36. Ama taraklar bir çıkartır mısın? Taktı, bir dakika. Görelim. Göster. Ayakta göstermem. Göstermem. Kadın, peki kadın için ayak önemli midir? Valla bence... Ayak takıntısı olan bir adamsa çirkin ayakta kadınla zaten olmaz herhalde. Benim için kadında bilek önemli. Ayak bileği. Bir inceliği. İnci bilek. Peki sizce bu dört kadın arasında Selena ile birlikte en güzel ayak kimdeydi? Bahar'da. Evet. Vallahi Bahar'ın ayakları çok benim güzel. Benim ayaklarım güzel ama oje yok. Ben kışın oje sürmüyorum. Senin ayakların da güzeldi bu arada. Boyuma göre çok iyidir benim ayağım. Normalde bütün mankenlerin ayaklarını gördünüz mü siz? Yok. Bir Anya'ya biri Konya'ya. Ya. Çok kötüdür. Yani öyle mi? Çok uzun boylu kadından ayakları genelde çirkindir. Çünkü deforme de olduğu için mi? Evet senin de boyun. Ama ben 1.80'im. Ama sen hafifsin belki. O evet. Biraz daha ağır. Aynen. Çünkü ağırlık bastıkça benim, yayvanlaşıyor herhalde. Benim ayaklarımda yüksek topuk sendromu var. Şöyle benim hani düz taban olur ya. Düz taban değilsin. Benimki böyle taban yukarı kaydırdığı için böyle oluyor. Bak hem diyor Ebru'nun bacakları çok güzel ayakları diyor. Bircan'ın bacaklarına bayan olarak bayıldım diyorlar. Oo kız herhalde. Evet, teşekkür ederim hanımefendi. Çok teşekkür ediyorum hanımefendiciğim. Teşekkür evet. ediyorum. Evet çünkü çok cici gözüküyor. Tabii o tarakları biz göremedik ama genel ben anlamda sana tarakları göstereceğim. Çok şey güzel. Şimdi ayak konusundan çıkıp Bahar'a bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Bahar'cığım hani bence çok zeki bir kızsın. Zaten zeki bir kız olmasan bugün bu hayatı yaşıyor olabileceğini düşünmüyorum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Peki insanların zaman zaman senin paylaştığın storylerle senin de böyle sokakta gördüklerinde sana olan tepkileri nasıl? Laf atıyorlar mı, laf sokmaya çalışıyorlar mı ya da tam tersi gelip seninle fotoğraf mı çektirmek istiyorlar? Bu tepkiler seni nasıl etkiliyor? Yani bir tepki var mı seni gördükleri, birbirini mi dürtüyorlar, ne yapıyorlar? Ben evet, çok merak hemen ediyorum. Hemen anlatayım. Kişiler kendilerindeyken bu AVM alışveriş merkezinin içlerinde, kafelerde, çay kahve içilen yerlerde fotoğraf çektirmek istiyorlar. Evet. Ay gerçekten kendi kimlikleriyleyken çok iyiler evet. değil mi? Ama bir alkollü, evet. alkollü bir ortamda olalım. O yüzden bıraktım gerçekten. Çünkü kişiyi bozuyor. Yani alkolü bir mekandaydık geçen. Magazin geldi. Orada kadın böyle yaptı. Sarhoş olmuş. Bana böyle bir şeyler söyledi oradan falan. Çok soğudum. Yani ben insanlara zaten beni sevmese ben olmam hayatım. İnsanların bir insanı silmesi bir gün ya. Bir gün değil. Doğru. Bir günde bir günde bana böyle çekil ve Bahar'cığımdan falan yapabilirler. Bravo, kimse yapmıyor. Beni evet. insanlar seviyorlar. Çünkü sen iyi kalpli birisin. Sen bak, iyi kalplisin. Sen iyi kalpli birisin. Evet. Evet yaptığın çok marjinal şeyler var. Çok enteresan şeyler var ama iyi kalplisin. Kimseye kötülüğün yok. Senin işin kendinle. Kendinle. Kendi hayatı. Evet. Bir de bir gün oturdum kendime dedim ki ben neyi seviyorum? Beni ne mutlu ediyor? Dünyanın bir gerçeği var. Para. Para mı dedim? Hayır. Ünlü mü olmak? Aslında hayır. Güzel olmak, genç olmak, bir şeyler mi yapmak? Hayır.
Farklı olmak beni mutlu ediyor. Hayattaki hedefin ne Bahar? Fark yaratmak, diğerlerinden farklı hedefin olmak. Hedefin bu mu? Hedefin mi? Var mı? Tabii ki. Mesela evlenip çocuk doğurmak anne mı? Anne olmak istiyor ekran musun? Ekran önünde olmak mı? Merak ediyorum gerçekten hedefin, gerçekten içindeki bence hedefine. Bence güzel sorular. Benim çok fazla hedefim olduğu için. Ha. Hepsini söyle. En baştakini, ilk üçü söyle. Muhtemelen anne olmak en son. Yaşına bilemezsin göre. Ama onu bak. Yaşına göre. İçinden kız ne istediği bilemezsin. Belki doğru bir adam, doğru zamanda belki kız evlenecek. Onu da bilemezsin. Hayır, ara sıra donuyor ya böyle. Hayır, kız bizim eskiden evde televizyon vardı böyle kara. Böyle ara ara donardı. Annem gelir top diye yanından vururdu ya ona gerisi. Arada donuyor. Hop devam ediyor. Söyle aşkım. Söyle bebeğim. Hedefimi sordular ama... Bence ya bir de aslında baktığımız zaman yani işte bu şey çok önemli. Kendimizi böyle teslim etmek aslında böyle bir hedef doğrultusunda değil de yani bir de anı yaşamak. Ben öyle şu an ben hedefime ulaştım. Yani benim hedefim bir yerde gerçekten doğru şeyleri yapmaktı ve ben şu an hedefime ulaştığımı hissediyorum. Neden? Ne demiş ilk? İkra, oku. Ben başladım ve şu anda bir şeyleri hayatıma soktum, alışkanlık haline getirdim ve namaz kılmaya başladım. Peki, yani ben şu an hedefime ulaşmış hissediyorum. 5 vakit namaz kılıyor ama musun? Bunun da sonu yok. Örneğin bunu tam öğrendikten şu an sadece farzları kırıyorum, sünnetleri kılmıyorum. Ama bunu da tam olarak içselleştirdikten sonra başka bir hedefim olacak. O zaman da belki... Hacca gitmek isteyeceğim. Yani hedef hep değişiyor. Ama bunu reklam için yapmıyorsun değil mi? Çünkü... Hayır, kesinlikle. Ya bir çünkü kere insanların kafasını karışıyor biliyor musun? Bunu ben sadece Allah'a hoşnut etmek için yapıyorum. Onun dışında böyle işte bağıracağından bunu reklam için yapan diyenleri niye de... Niye söylüyorlar biliyor musun? Daha sonra da bikinili resim paylaşıyorsun ya. Olur canım başka. Ama bu senin ama bir şey söyleyeceğim. Yani işte, ama ben... Çok... Ama ben yazan cahil gibi. Öğle namazını kıldıktan sonra havuza inip yüzüyorum. Evet. Bundan daha normal ne olabilir? Hoşgörü değiliz ya. Kesinlikle. İslam'da zorlama. İşte bunu söylesin istiyorum ki bu eleştirileri çok yazıyorlar. Soru sorar mısın diyorlar. Evet namazını kılıyor. Sonra da bir dakika sonra işte bikiniyle poz veriyor. Ya evet aslında bu konu bize çok açık bir şekilde. Kılavuzumuzda bize gönderilen dünyanın kılavuzu Kur'an-ı Kerim'de bize belirtilmiş. Gerçekten de Müslüman hanımefendilerin. Yani bizlerin kapalı giyinmesi gerekiyor. Fakat biz Müslüman olup kapalı giyinmemeyi de tercih edebiliriz. Ama inanmak zorundayız. Ben de buna inanıyorum zaten. Çok güzel. Yani onun dışında giyinemiyorum. Neden? Çünkü havuza girmek istiyorum. Yani böyle alıştım. Bir de şimdi baktığımız zaman... bakın her şeyin dinde örneğin 5 tane farz var. Hepsinin böyle hepsini gerçekleştirmek için ya zengin olmanız gerekiyor ya sağlıklı olmanız gerekiyor... Böyle hepsinde bir şeylere sahip olmalısınız. Ama namaz kılmanın böyle bir o durumu söz konusu değil. Yani siz engelliyseniz bile kılabiliyorsunuz. Su bile yokken tabii. Anlatabiliyor muyum? Toprakla bile bunu abdest yapabiliyorsunuz. Evet yani zengin olmanıza gerek yok. Hiçbir şey. Yani namaz herkes için geçerli olduğu için zaten bundan başladım. Onun dışında bizim dilimiz çok kapsamlı ve zaten bir sürü şey var ve ilk yapmadığım şey de zaten kapanmak değil. Daha yapmadığım bir ton şey var. Senin acaba sevgilin şu anda daha dindar birisi olması mı? Acaba dindar birisi mi şu anda? Ya bir kere sevgilime gelene kadar benim babam çok dindar birisi bu arada. Ve biz ailecek işlerimizin bu kadar yolunda gitmesiyle babamın bu kadar... bağlantısının böyle sağlam olmasıyla düşünüyoruz. Çünkü gerçekten yani ben... Örneğin hayatta babama örnek alıyorum. Neden diyeceksin? Çünkü gerçekten çok dinini bütün yaşayan bir adam. Ya inançlı olmak kadar zaten güzel bir zenginlik yok. Yani ve bu onun karakterine de yansıyor. Peki, ben bunu fark ettim. Alkolü bırakma sebebi? Zaten ya da bıraktın mı? Bedeninde alkol varken namaz kılman doğru değil. Ya da bıraktın mı? Ya zaten alkolü orada da ben anlatıyorum ya röportajımda. Hep arkadaşlarımla içsene falan. Örneğin beni İçkide, uyuşturucuda bunların hepsi son derece kötü şeyler ve kullanmayın. Hiç elime bile almadım. Peki başka bir şey soracağım. Ama alkolü böyle bir ya eşlik ederken falan içiyordum. Sonra şunu fark ettim işte o aynen alkollü insanların bana gelip işte sataşmaları işte biri geldi aa sen bağıracağından mı sen fotoğraf çektirmedin vurdu falan bunun gibi. Alkollü insandan tiksinince oradan alkollerle tiksindim yani oradan bir.
bana şeye geldi. Bu dayağın sonucu bir şey oldu mu, mahkeme veya ceza alındı mı? Ne oldu o dayak olayı? Ya o da işte böyle ünlü bir ailenin oğluymuş. Güya, özür diledi mi en azından güya, yanlışı için, ya da en azından böyle bir jest yapıldı mı sana? Bir okuldan atıldı güya. Okuldan atılmasıyla ne alakası var? Uludağ'da Bahçeli bir okul var ya, onu bana vurdu diye okul ona attı. O çok önemli bir hareket. Onun dışında para cezası ödedi mahkemeye. Para çok önemli. Sana yazan futbolcular oluyor mu? Ya hiç gerek yok futbolcular falan konuşmaya. Senin kocan futbolcu, sana çok yakışıyor ama ben herhalde bir futbolcu yapamam. Çünkü hayatım bak, benim entelektüel seviyem çok yüksek. Ama ben masaya bir otururum. O Fazıl, yani benim karşıma Fazıl Say otursa benim alnımı öper. Hadi gel gidiyoruz. Peki buradan. Peki var. Tulum'a tatile gidelim falan der. Bir şey söyleyeceğim. Gider. Dolayısıyla ben futbolcuyla anlaşamam. Şimdi entelektüelim diyorum, güzel, zekiyim diyorsun kuzum. IQ testi yaptırdın mı? Evet yaptırdım. Kaç çıktı? Canlı yayında falan bana çok yaptılar. Evet. Yüksek çıktın. Yüksek çıktı, evet. Bence gerçekten bütün izleyenlere samimiyetimle söylüyorum. Ben kesinlikle kızın... Sen ilk defa birlikte oldun değil mi? Evet, ben kesinlikle zeki bir kız olduğunu inanıyorum. Bak, biz daha önce konu kaldık ve bayıldık. Yani, bu diyorlar ya saf, ben çok özür diliyorum. Saf bir kız olduğunu düşünmüyorum. İyi niyetli bir kız olduğunu düşünüyorum ama saf bir kız değil. Saf yani, gayet yani gayet aklı başında bir kız. Biz Bahar'cığımıza bayılmıştık biz daha önce. Biz Bahar'ı çok seviyoruz zaten. Ve peki Bahar, genç kızlara örnek olduğunu düşünüyor musun? Ya da... Şunu... Örnek olmak zorunda mı? Değil. Ve ben çok asla oluyorum. Asla değil. O kadar. Asla bir şey diyeceğim. O kadar ikon konuşuyoruz. Bir tane gösterir misiniz Serenay Sarıkaya gibi davranan herhangi bir genç kızı? Bir tane gösterir misiniz Şeyma Subaşı gibi davranan herhangi bir genç kızı? Bir tane gösterir misiniz Hande Erçel gibi falan bir şeyler yapan? Saç kestiriyorum. Bütün Anadolu, Eskişehir, üniversiteler kestiriyor. Seni örnek aldıklarını iddia ediyorsun. Aşko kelimesini ben buldum. Bakın Bircan Bali bile. Aşko. Arto Dalga bile. Aşko günaydın, aşko gece, aşko güno. Şimdi bu demek ki şu demek. Ben zaten örnek oluyorum ki onlara da oluyorsam iyi ki de oluyorum değil mi? Yani yanlış örnek oluyorsam siz beni örnek almazsınız. Kesinlikle seni örnek almak. Örnek almak zorunda değil. Sen niye bu arada futbolcu niye sevmiyorsun? Daha cahil mi geliyor sana? Bana herkes cahil geliyor. Ben de kendimi Fazıl Say gibi hissediyorum. Bana göre de hepsi çok kötü. Fazıl Say'la olur muydu? Bak yeni boşandı. Yeteneksel birikimi de çok fazla. Fazıl Say'ı bağlayabiliriz eğer ki isterse. Fazıl Say da. Bir kere bence çok karizmatik bir adam bu arada ve bence bu filmi de yapılması gereken birisi. Yani kendi filminde. Çok yetenekli. Bence o. Bazen sivri çıkışları var ama. Bir şey söyleyeceğim. Bahar'ın dediği çok kötü bir şey var burada. Bütün futbol camiasına cahil diyorsun. Cahiller mi sence? Ben açıkçası onları biraz kader kurbanı olarak görüyorum cahilden öteye. Çok genç yaştan itibaren çok zor şartlar altında çok yüklü bir miktar paralarla onların ruhları satın alınıyor. Ve onlar ran yani sen spor yapma satıyorlar. Hepsi mısın? Aslında hepsi değil. Mesela benim eşim çok canım, kitap okur. Kimsenin okuyamayacağı kadar kitap okur ama o yönleri hiçbir zaman maalesef. Ya evet ama bak, sadece Türkiye onların oynadığı kitap okuyorsun şuradan bacak kaslarınla, yani mümkün değil. Ama bu güzel bir şimdi şey. Göbeğinle okumaktansa kasınla okumak daha. Bak bu bizim de kaderimiz. Biz şimdi ikimiz de bilge bir ikon olup bilim adamı olabilir ama çok güzel olduğumuz için olamadık. Ciddiye alınmıyorsun. Onlar da çok kaslı oldukları için mümkün o kitabı okurken bacak kasları şişecek falan. Sana en ünlü, sana en ünlü yazan futbolcu kimdi? Jose Sosa mı? Jose Sosa. Başka? Sosa evliyim ya. Gitti mi galiba? Ama Sosa şey, dostane de yazmış olabilir. Peki, çünkü Türk, o böyle bebeklerde takılan Türk, bir adam. Türk kim vardı? Ya hatırlamıyor ki kız. Bir düşün, biz de Survivor'a gidelim. Survivor'dan elinen isimler enteresan. Şunu yani, hatırlamıyor musun? Berdan Mardinliler, Seçkin Güller. Karısı beni yer. Ama soracağız. Soracağız tabii ki kim o. Ekranların efsaneleşmiş programı Survivor kan mı kaybediyor? Geçtiğimiz günlerde yeni sezonuyla ekranlara gelen program polemiklerle adından söz ettirmişti. Survivor'a ard arda gelen ayrılıklar damgasını vurdu. Üst üste yapılan yarışmalarda hezeyana uğrayan ünlüler takımı başarı sağlayabildi mi? Ayrılışlarıyla programın dengesini değiştiren iki dominant karakterli yarışmacılar hangileri? Yılların reyting rekortmeni sevilen program
program Survivor renkli karakterleriyle reality show anlamında da izleyiciyi tam anlamıyla besliyor. 2023 sezonuna ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak başlamıştı. Takımlar belli olmuştu. Geçmiş yılların aksine konulan puzzle detayı bu sene zekanın da ön planda olduğunu bir kez daha gösterdi. Favoriler belli olmaya başlamıştı. Yarışma kendi kahramanlarını yaratmaya başlarken takımına liderlik yapmak isteyen ve yol gösteren Berdan Mardini gösterdiği bu başarısını maalesef parkurlarda gösteremedi. Bir diğer yarışmacı Seçkin Pirilerin de parkurdaki kötü performansı dikkatlerden kaçmadı. Genellikle ilk iki ayın ardından kendini gösteren kaoslar bu yıl erkenden başladı. Ünlüler ve gönüllüler karıştı. Gönüllüler kampında yarışmacı Aziz'in arkadaşlarıyla yaşadığı kavga 2016 yılında yarışmacı Semih Öztürk'ü akıllara getirdi. Ünlüler takımının yeni yarışmacısı Nefise Karatay'ın gönüllüler takımı gerginliği akılları karıştırdı. Ve maalesef programa şanssız başlayan ünlüler takımı ilk günden bu yana yenilmeye devam etti. Takım üst üste kan kaybetti. Önce yarışmaya iddialı başlayan Berdan Mardini'nin ani rahatsızlığı Mardini sevenlerini korkuttu. Mardini'den radikal karar geldi. Yarışmadan çekildi. Ve bir diğer ünlü takımı yarışmacısı parkur yavaşlığıyla izleyicilere zor anlar yaşatan Seçkin Piriler de yarışmadan ayrılan bir diğer isim oldu. Arda arda kayıpların yaşandığı ünlüler takımının konseyinde Yusuf'un ismi çıktı. Performans birincisi Zeynep Alkan'ın yeni gelen başarılı bir yarışmacının ismini söylemesi ise strateji hatasını tekrar ortaya koydu. Bakalım ünlüler takımı yavaş yavaş mı yok olacak yoksa küllerinden yeniden mi doğacak? Bunu zaman gösterecek. Tek ünlünün Acun olduğu bir ada. Aynen. Herkes gitti. Hiç kimse kalmadı. Şimdi Acun'un işi çok daha zor. Ve burada tabii yine özel bir arkadaşımız var. Protezini yarış sonrası mı çıkartıyor? Tabii burada bu sefer başka şeyler insan düşünmeye başlıyor. Rating kötü gidince bazı duygusal şeyleri yapmak... Bana televizyonda biraz daha duygu sömürüsü gibi geliyor. Haklısın, öyle düşünmekte haklısın. Haklıyım yani, kusura bakmayın. Evet. Orada o protezini çıkarması, yoksa biz çok destekliyoruz böyle şeyleri ama daha ilk haftadan birden kötü giden bir... Birçok program, herhalde bir tek bizim program duyguları sömürmüyordur. Burada cenaze haberi alıp gözyaşımızı silip makyajımızı aynen silip yapmak zorunda olduğumuz yayınlar oluyor. Duygu sömürüsü televizyonda maalesef yapılan bir şey. Evet. Tüm realitelerde gerçekten. Biz halk olarak çok vicdanlı bir halk olduğumuz için çabuk etkileniyoruz. Kahkaha atanı izlemeyiz ama gözyaşını sesini açarız neden ağlıyor diye falan. Survivor'a gitmişti ablan. Sen gider misin? Nihal kaç hafta kalmıştı? 3 ay kaldı. İyi yani kaldı. Bravo. Baksana herkes nasıl dökülüyor. Yani. Evet. Amerika vizesi almaya gittiklerinde uyuyakalmıştı. Çok erken bir saatte gitmişlerdi. Amerika vizesi olmadığı için artık konu Amerika'ya gitmeye gelince olur da takım kazanırsa Nihal'i Amerika'ya götüremeyecek diye kesinlikle elediler. Ha. Sen gider misin? Bence gitmelisin. Tam orada olmalısın. Ya ben buradan Acun Bey'e sesleniyorum. Gençlikte yapmış bir takım hatalar olabilir. Ama bence tam sen şu anda hazır ünlü de yok. Beni affet aşkım. Bir daha söyler misin hocam kameraya? Şeyma'yı affettim, beni de affet. Değil mi? Şeyma'yı affeden seni hala affetmesi gerekiyor. Ne yaptım ki? Ben demişim ki dondurma yemeye gittik Murat Boz'da demişim. Ay ne var bunda, çocuk söyler. Dondurma da yemiş olabilirim. Yerim mi? Ne var ki yani? Doğru vallahi. Bu Türk halkı çok... Şuradan güzel bir af diler misin acaba? Ama bir şey söyleyeyim mi? Benim her milletten arkadaşım var. Her şeyi de yaptım onlarla. Her türlü eğlenceye de katıldım. Bakın hani Atatürk demiş ya, Türk milleti çalışkandır, zekidir. Bunu iltifat etmemiş biliyor musunuz? Gerçekten öyle. Bizim erkeklerin kafası nasıl çalışıyor? Bir kere Türk kadınlarının. Hepimiz zehir gibiyiz. 1000 tane böyle 40 tane tilkiler falan dolaşıyorlar kafalarımızın içinde. Ha Acun affet aşko diyor. Büyüklük, büyüklük sende kalsın. O zaman kameraya bakarak affını diler evet misin? Aşko. Ha. Aşkon dediğin kim? Aşko, Acun Aşkon. Ha. Kız sevgilisi kıskanmasın. Dur, aşko deme. Sus. Sevgilisi bence beni kıskanmaz. Çünkü neden? Çünkü ben Survivor'a gitmek isteyen sıradan bir ünlüyüm yani. Ben zararsız bir kızım. Affını dile. Buradan direkt... Neden beni kıskansın ki? Evet, böyle ekspres bir şey var mı? Ekspres...
Çünkü ben planım lazım. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle seni şu anda alması lazım. İnan orada reytingli kimse yok. Sana ihtiyaçları var. Evet. Acun Bey'den rica ediyoruz. Acun Bey'den. İzleyicilerimize de söz veriyoruz. Bahar'ın Survivor'a gitmesini istiyoruz. Bir de hem böyle duygu sömürüsü gibi eleştiriler de olmaz. Çünkü ben ağlasam bile insanlar gülecekler muhtemelen. Ne kadar tatlı ağlıyor diye. Hakikaten senin o ağlaman ne tuhaf. Sen nasıl ağlıyordun? Kısın ağlayacağız. Kız sen böyle ağla. Aynen öyle yani. Şaka mı? Gerçekten mi böyle ağlıyorsun? Ama o zaman dişlerim yoktu. Süt dişlerim vardı. Peki şimdi bir şey soracağım daha sana. Daha farklı ağlıyor olabilirim. Güzel sesimi bir, çok değiştirdi güzel bir bu. Soru sormak güzel. İstiyorum. Abdest nasıl alınıyor? Abdest... Ben genellikle... Önce... Yani yıkıyorsun işte biliyorsun zaten. Sana soruyorum. Sen biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Evet alalım cevabı. Önce eller yıkıyorsun. Evet bravo. En son da ayaklar. Mantıklı yani doğru söylüyor. Mantıklı şimdi sen tek tek kızı anlatacak hali yok burada. Yani mesela. Tabii canım kendimi ispat etmeye çalışıyor gibi. Ben yukarıdaki için kılıyorum. Kimseye bir ispat çabam yok. Çok soran olmuş biliyor mu diye. Tam abdest almayı Allah ve... Allah Allah onun arasında bence. Tabii ki. Yani... Bir de bakın bir şey söyleyeceğim. Aslında o kadar pratik ki namaz kılmak. Yani illa böyle profesör gibi hatım etmeniz gerekmiyor. Bir kere ben uygulamadan bile bazen bir yerde takılırsam... Uygulamanın adını söyleyeyim mi? Allah'tan. Gerek yok. Uygulamanın adını söyleme. Tık 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 yapıyorsun. Sana sürekli bir sonraki sureye geçiyor. Yani ben bunu illa ezberleyeceğim diye. Tabii ki zaman içerisinde nasıl okumayı öğrenirken ezberliyorsun. Öğreniyorsun işte yani. İşte bunlar hep güzel ama örnekler. Aynen. Niyeti önemli. Kız böyle bir niyeti başlangıç önemli. Yapmış. Zorlaştırmadan, kızı irite etmeden bırakın ne güzel. İnşallah devam edersin. Niyet önemli ya böyle yapmayalım. Biliyor mu, bilmiyor ya mu? Bakın, bir de hayır ama işte bilmiyor gibi düşünürlerse bildiğini söylesin. Ama yani sorgulamak zorunda değiller ki herkesin mezarı ayrı. Ve herkesin mezarı size ayrı. Size bir hikaye ya. Anlatacağım. Ben bunu da sadece şu yüzden açıkladım. Benim çünkü örnek alan bir geniş bir kitle var. Bunu da örnek almaları için. Aynen. Çünkü yani kendini imşa ettiği için biz bunu sormak zorundayız Ebru'cum. Şimdi bırak bu işi. Ama hayır kendini ya, ama inşa. Gidip de hayır. Yani insan abdest hayır kardeşim ben aynı fikirim. Kölesi böyle yapıyor o dönemdeki bir köle. Böyle Allah'la böyle şey yapıyor. Dua ediyor, ona yalvarıyor. Ona aşkını anlatıyor. Diyor ki ay diyor keşke diyor saçındaki bitleri tarasaydım, ayıklasaydım, senin ayaklarını yıkasaydım. Böyle konuşuyor. Allah'a dua ediyor kendince. Sonra Hazreti Musa sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki ya diyor sen diyor ne biçim diyor dua ediyorsun. Allah'ı diyor sanki bir insanmışçasına böyle nasıl dua edersin kendine gel diyor. Sonra Allah ona kızıyor diyor ki sen neden kulumla benim arama giriyorsun? O beni ne güzel seviyordu sen ne hadle karışıyorsun diyor. Evet. Yani önemli olan benim öyle sevmem. Sen öyle seversin. Artucuğum belki sen daha iyi seversin. Bircan daha da iyi sever. Önemli olan bizim ona duyduğumuz sevgimizi dile getirmemiz. Şeklimiz. Çok haklısın. Sadece, yani şekil de çok önemli hayır, değil aslında. Hayır, yani yeter ki dile getirelim haklısın. Bence. Çok da güzel. Şimdi tabii bu bir sürü yorumlar geliyor. Sen bunu kendin ifşa ettiğin için bu olayı. Tabii ki bunun karşılığında diyorlar ki o protezle ya da abdest almayı biliyor bunlar mu? Bunlar su ya da getiren bir... oje. Bu arada diş dolgusuyla aynı şeyden yapılıyor. Dişlerine dolgu varsa da aynı şey. İşte bir sürü. Ve bunlar tabii... su getiren ojeler. Ay bence çok güzel. Ben Allah'a inanmanın ve abdest almanın ya da dua etmenin Allah'la birlikte olmanın her zaman en güzel şey olduğunu düşünenlerdenim. Ve şekilci olmadığım için gelen şekilci yazıların cevaplarını sorun. İstiyorum. Tabii sen de işini yap. Çünkü benim niye? Için... Kendini ifşa ettiği için kendi şekilde hani ben başladım artık kılıyorum. Evet. Bunun da sorularına mecbur. Şimdi Aytacığım ben de şey için kendini... tepki verdim sana diye soran soru. Aa, biliyorum, yani biliyorum. Zorlaştırmasınlar kız için. Biliyorum. Bana bakın yani, soğutmasınlar. Şekilde ikna edebilirim evet. Şimdi. Ben örneğin şu anda kaç yaşındayım? 23-24 insan ömrüne kadar 80 yıl. Üçte biri uykuda geçiyor.
benim şurada etrafta gezeceğim, dolanacağım, oynayacağım 25-30 sene var ki onun da garantisi yok. Hiçbir şey, yarın garantisi. Ama bakın şimdi ben bu 25-30 sene Bahar Can'dan konforlu bir hayat yaşamak istiyor ve yaşıyor, doğru muyuz? Evet. Bunu devam ettirmek için de elinden geleni yapar, doğru muyuz? Bu onun hayat tarzı, bu onun görme stili ya. Peki öbür hayatımızda bizim ahirette 1000 yıl değil, 1 milyon yıl değil. Bu sonsuz bir şey. Aa. Ben burası için bu kadar uğraşırken diğeri için neden uğraşmayayım ki? Bravo. Konu bitti, inanın. Yani akıllı olduğunu cevaplarıyla görüyorsunuz. Reklama gidiyoruz. Sonrasında onu sıkıştıracağımız başka bir konu var. Çünkü sevgilisini atlattı. Öyle mi? Evet, reklamlar. Evet, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bahar, bir görüntü göstereceğiz. Medya Akartürk'ü biliriz. Hepimizin çok sevdiği, çok kıymetli bir sanatçımız. Önce bu şarkı söylediğim video var. Onu verelim. Sonra ne olmuş, öyle 30 yaş geriye gitmiş, evet. Neredeyse buyurun. Buradan bu hale evrildi, bakar mısınız? Ben niye 81 yıl bekledi diyorum. Ya madem yaptıracaktın, 60'ını da yaptırsaydın. Ama Bediye Hanım biliyorsa hiç yaşlanmamıştı zaten. Doğru değil mi? Yani 60'ını da yaptı. Niye 81'ini bekliyorsun bu kadar gençleşmek için? Sana bir şey söyleyeceğim. Şu anda yüzü de oturmadı, evet. Ya. Bu yüzü 2 ay sonra bir gör. Bak. İnanılmaz olacak, evet. Ya. Keşke ya daha önce yaptırsaydın. Siz öyle. Bana dediniz ya 80 diye. Ben inanamadım. Evet. Şu ya, şu resim de 80, evet. Değil bu arada yani. Eski hali de yani. Maşallah. Ay, eski hali de işte onun için inanamadım. Nasıl buldun Bediye Hanım'ı? Ben Bediye Hanım'ın çok büyük bir hayranıyım aslında. Fakat kendi gerçek yorumumu söyleyeyim mi dürüstçe? Tabii. Bu Frankenstein diye bir film vardı ben çocukken. Böyle bir masal vardı. Evet. Gerçekten de insanlar ona doğru gidiyorlar. Böyle modifiyeler, bir şeyler. Sen karşı mısın estetiğe? Değilsin lan. Kendin de yaptırıyorsun. Derken? Dudağını yaptırdın mesela. Dolgu. Evet ama sen de şimdi dudağın dolgusu, hanımefendi 80 yaşında. Olan bir maddenin enjeksiyonudur ve estetik sayılmaz. Ama 80 yaşında bir hanımefendiden bahsediyoruz. Onun kendini modifiye etmesi gayet doğal. Ama şöyle yaşında. Şimdi bu hanımefendinin kendinden küçük kız kardeşi olabilir. Çocukları olabilir. Ya böyle yüzünü değiştirerek ya onlardan daha genç gösterirse. Yani bu bir sorun. Bu bir soy ağacında, bu dünyanın gidişatında bir problem. Yani bu kadar da gençleşirse, yan komşusu ondan gençse onu görünce bir anda ya sen benden nasıl genç olabilirsin diye aklını kaçırabilir. Ya gençsin, o da yaptırsın. İşte şey, yaptırsın. Ajda Pekkan'la şey, bizim diyetisyen. Evet. O zaman insanları biz, Canan Karatay. O zaman insanları biz tıpkı böyle koronavirüs gibi falan bir akımın içerisine sokmuş aşkım oluyoruz. Zoraki evden çıkmayın. Senle 40 yıl sonra bir daha görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bu arada.